Evet değerli izleyenler, An ve Zaman'la karşınızdayız. Bu hafta özel ve güzel bir An ve Zaman programı karşınızda. Kamuoyunun çok yakından tanıdığı ve yine kamuoyu tarafından Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Hocamız, konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam teşekkür ediyoruz bunca yoğunluğunuz arasında. Bizi kırmadınız, geldiniz buralara. Şeref verdiniz stüdyomuza. Şeref bize ait. Evet hocam programa... Sizin gibi güzel adamları kırmayız. Teşekkür ederiz. Maşallah, sağ olun. Maşallah. Sağ olun. Razı olsun. Size dönmeden önce hemen izleyicilerimizi bir konuda bilgilendirelim. Değerli izleyenler, bugün gerçekten önemli bir konu var. Ehli sünnet konusu var. Artı Türkiye'deki cemaatler konusu var. Hocamız bize bu konuda bilgiler verecek. Tabii sizler hocamızı burada bulmuşken hem An ve Zaman 24 TV hashtag'inden hem de Cübbeli Hoca hashtag'inden bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. İmkan olduğu sürece hocamız da sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır. Aynı zamanda yayınımız 24 TV'nin Facebook sayfasından ve canlı yayın linkinden de aynı anda canlı yayınlanmakta, oradan da takip edebilirsiniz. Değerli hocam, programımıza hemen vakti ziyan etmek istemiyorum sizi Tabii. bulmuşken. Şimdi elimde bir kitabınız var. Ben geçen hafta bunu okudum, arkadaşlara da gösterdim. Sizin tanıtımlarımıza da döndük. 3 tane önemli vasiyetiniz diye. Çok önemli 3 tane tehlikeye dikkat çektiğiniz, Türk milletini uyardınız ve gerçekten bu söylediklerinizin hepsi de burada çıktı. Şimdi ben şahsım adına sizi takip eden, hem yazılarınızdan hem vaazlarınızdan, sosyal medyadan takip eden bir insan olarak şunu net söylüyorum. Türkiye'de ehli sünnet deyince pazarlıksız ve tavizsiz bu işin mücadelesini veren hocam sizsiniz. Yani bu konuda... İnşallah oluruz. Hemen şunu yönetmek istiyorum. Şimdi hem ülkemiz hem de İslam dünyası çok müthiş fitnelerle imtihan olunuyor ve müthiş fitneler var. Bu noktada ehli sünnetin önemi gerçekten artık kimsenin itiraz edemeyeceği kadar açığa çıktı. Ne diyorsunuz hocam bu konuda? Ehli sünnet itidali temsil ediyor. Hı hı. Allah Teala buyuruyor: "Estaizu ve kedalike cealnakum ümmeten vesata." Biz sizi vesat bir ümmet kıldık. Hı hı. Vesat adlen diyor. Yani adaletli diyor, hayırlı diyor tefsirler, müfessirler. Burada ama kelimeye baktığın zaman vesat orta demek. Dengeli anlamına da geliyor. Dengeli, istikamet de buradan geliyor. İstikamet ne yana ne bele sapmayan, düz giden, ihtinas sıratal müstakim. Dost doğru yola hidayet et. Yani yamulmayan. Şimdi ifrat, tefrit. İfrat, aşırılık, ileri gitmek, tefrit, çok geri kalmak. Bütün bunlarda ehl-i sünnet çünkü 73'e bölüneceği ümmetin bildirilmiş. İbn-i Mace hadisinde de geçer. Yani Kütüb-i Sitte'de de var, Sünen'de de var. Çünkü bu gibi konularda sıhhat şartı ararız. İtikadi konular olduğu için. Evet. Faziletli ameller konusunda zayıf hadisle amel edilir. İmam Nevevi Ezkar'da zikrediyor. Yani bir namazın fazileti var. Kıl namazdan ne zarar gelir? Bu hadisin sıhhat derecesi olmayabilir. Zayıf, hani hadis literatüründe zayıf diye tabir edilir. Ama fıkıh, yani helal, haram veya inanma. Ben buna inanacak mıyım, inanmayacak mıyım? İtikadım buna inanırsam, var dersem sıkıntı gelir mi? Yok dersem ehl-i sünnetten çıkar mı? İşte Mehdi var mısından, Deccal var mı? İşte İsa Aleyhisselam inecek mi? Bütün bunlar itikadi konulardır. İtikadi konular oldukları için efendim burada delillerimizin kuvvetli olması. O zaman kuvvetli hadisler var. Hadiste Sünen'de var mı? Sahih'te var mı? İşte Kütüb-i Sitte, Kütüb-i Tis'a vesaire. Şimdi onun için bu İbn-i Mace'de vesaire birçok kaynakta geçiyor. Estağfirullah ve setefteriku, hadis-i şerif bu. Ayet-i kerimede estağfirullah dediğim ve nâdâ sırâtı müstakîmen, işte Habibim de ki bu benim dost doğru yolumdur. Fettebi'uhu, siz buna uyun. Ve lâ tettebi'u sübül, yollara uymayın. Burada Yahudi Hristiyanlık kastedilmiyor. Ama ihtine sırâtı müstakîm, dost doğru yola ilet bizi. Sırâtı allezîne en'amte aleyhim, kendilerine ikram ettiğin nebiler, sıddıklar, şehitler, salihlerin yoluna. Gayril mağdûbi aleyhim, kendilerine gazap edilmiş Yahudiler, çünkü o sahih hadiste Yahudiler olduğunu beyan ediyor. Böyle dalin, pusulayı kaybetmiş, yolunu sapıtmışlar da Hristiyanlar olarak açıkça ifade ediliyor. Ama bu ayettekinde sırat-ı müstakim benim yolum, dost doğru yol, buna uyun, yollara uymayın. Oradaki mana ehl-i sünnettir. Çünkü Resulullah sünneti temsil ediyor. Diğer yollar İslam'ın içinden sapacak olan. İslam'ın içinde aynı kıbleye dönüyor. Kıble ehli dediğimiz, evet. Ama itikadı sünnetten uzak.
Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inandığı gibi ve sahabenin inandığı gibi. Zaten Resulullah'ın inancı sünnet demek oluyor. Sahabenin inandığı, ittifak ettiği konular da cemaat demek oluyor. Ehl-i sünnet vel cemaat adını zaten hadis-i şeriflerde buluyoruz. Diğerlerini bulamıyoruz. Yani Şia adı geçmiyor. Mutezile, Cebriye, Kaderiye, Mürciye, ama ehl-i sünnet vel cemaat geçiyor. Ehl-i sünnet vel cemaat geçiyor. Aleyküm bi sünneti. Sünnetime sarılın geçiyor. Ondan sonra menfarekel cemaate. Tirmizi hadisi. Cemaattan ayrılan. Buradaki cemaattan ayrılan camide cemaatta namazı kaçıran değil. Ehl-i sünnet oluyor. Çünkü ehl-i sünnetin cemaati yani sahabenin inandığı konular. Mesela alın yazısı var mı? Çocuk anne karnına düştüğünde bunun ne yiyeceği, ne içeceği, ne zaman öleceği her şey yazıldı mı? Yazılı mı? Evet. Tabii bunun bir manası da Allah bunu biliyor mu? Evet. Çünkü alın yazısı yok diyen aslında Allah bilmiyor demiş oluyor. Öyle diyor oluyor. Tabii yani isim işte vermeksizin sıkıntıya sokulursa vermiyor. Vermeyelim adamın isim. İnternete düşen ses kaydı var. Hocam fikirleri zemmedelim. Yani hocam diyor yarın diyor ben diyor kimle evleneceğimi Allah bilir mi diyor. Ne bilsin evladım diyor Allah senin kimle evleneceğini. Bu adam şu anda bir vakıf başkanı ve eski fetva emini. Şimdi Diyanet'ten atıldı. Şimdi bunların işte imsakiye çıkarıyorlar. Bilmem ne milletin orucunu ifsad ediyorlar vesaire. Ama adam Allah bilmez diyor zaten. Evet. Şimdi buralar itikadi konular. Onun için bunlara Müslüman görünüyor. Ama yollar çıkarıyor. Hocam, yoldan ayırıyor millet. Sizin bu konudaki yönteminiz gerçekten çok net. Diyorsunuz ki amel tamam var. Ama amelden önce şu itikadı doğrultmazsak öteki sen gömleğin düğmesini yanlış iliklemek gibi her şey yanlış gidiyor. Çok önem veriyorsunuz buna. Niye önem veriyorum? Çünkü bu adamın sakalı var. Evet. Bu adam hoca geçiniyor. Her sene hacca ömreye gidiyor. Sabaha kadar teheccüd kılıyor. Evet. Akşama kadar oruç tutuyor diyelim. Evet. Ama bu adam diyor ki Allah diyor senin kimle evleneceğini bilmez diyor. O zaman gitti işte. Şimdi bu Allah'ın ilim sıfatını. Vallahi bi külli şeyin alim. Allah her şeyi biliyor. Ayetler sayılmakla bitmez. Bütün Kur'an Allah'ın ilmini anlatıyor. Bu ayetleri inkar ettiğinden yoldan çıkıyor. Çıktıktan sonra bunun ne sakalı, ne sarığı. Ya sarığı yok zaten kafası açık geziyor da. Ne bu adamın hiçbir şeysi bu adamı kurtarmıyor. Evet. Öbür beyefendinin alın yazısı yok diyor. Kader diyor, fuzuli diyor, tartışmalı fazlalık diyor. Veya diyor ki Adem'in babası var diyor. Veyahut da diyor maymundan değiliz ama diyor maymundan geride diyor maymunun da gerisiyle birleşiyoruz diyor. Bu adam bugün bayağı dinlenilen şuralar buralar bazı belediyeler ve bürokraside adamı olan bir adam. Şimdi bu adamın namazı, orucu, haccı, zekatı bütün yapıyorsa eğer onu da bilmiyoruz. Yapsa da asla kabul edilmiyor. Çünkü neden kabul edilmiyor? Bu adam Kur'an'ı reddediyor. Vebede halkal insan minti. İnsanın yaratılışını çamurdan başladı diyor. Şimdi başlama noktası bedeye kelimesi başladı diyor. Başladıktan sonra sen başlangıç çamur olduğunu söylüyor. Ama adam bu ülkede iki dönem devlet bakanlığı ve Diyanete bakan bakanlık yapmış adam. Bu adama soruyorlar diyor. Adam diyor ki yahu diyor Kur'an'da yazdığı gibi diyor bakın çamurdan yaratılmayı kabul edeceğim he, maymundan dönmeyi tercih ederim diyor. Bu adam Diyanet'ten sorumlu devlet bakanlığı yaptı. Diyalogcuların başıydı bu adam. Abant toplantılarının, diyalogcuların, FETÖ'nün eski dönem adamlarından. Maalesef bunların hiçbirine hala da sorgu suali olmadı. Yani şimdi bu noktaya geldiğimizde önce iman. Evet. Kur'an'ın nas'ı varken, salih ifadeler varken, mütevatir hadisler varken, lafza mütevatir olmaz, manen mütevatir olur. Mehdi konusu gibi, İsa Aleyhisselam'ın nüzulü gibi, Deccal'ın hurucu gibi. Dehabbetüller zaten Kur'an'da da var. İlla her şey Kur'an'da olması gerekmiyor. Tabii. Resulüm ne verdiyse alın diye Mevla bize bir usul vermiş. Burada hadisin sıhhat derecesini inceleyebiliyoruz. Zaten o incelenmiş, bize hiç düşmemiş de. Evet. Ulema bunları kotarmış, yazmışlar kitaplarına. Ben İmam Rabbani Hazretleri bu işin son dönemin yani ikinci bir müceddit olarak piri. Evet. Bütün diyor Resulullah'ın haber verdiği eşrat-ı saat, kıyamet alamet vesaire vesaire. Haktır ve gerçektir. İman lazımdır. Şimdi yoluma uyun diyor ayette. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ Yollara uymayın. Şimdi bu yollar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü düz bir çizgi çiziyor bastonuyla kumda. Sonra sağına sonuna eğri büğrüler çiziyor. Burada yollar diyor. Yahudi Hristiyanlık gibi olsaydı zaten katap olunmuş bir vasıf, dalalet iki vasıf belli. Evet. Burada yollar olduğuna göre burada buyurur ki bu yolun her birinin başında bir şeytan var sizi davet eder. Benim yolum sünnet ve cemaat yolu düz gider. Çünkü ne buyuruyor? Aleyküm sünneti ve sünnetil hulefai raşidi.
Benim sünnetim neyse dört halifemin sünneti. Çünkü orada cemaatin, sahabe cemaatinin tam oluşması ve dört halifeyle artık sistemin oturacağını bildirmiş oluyor. Bu yolda benim yolumdur, bu yoldan ayrılmayın buyuruyor. Sonra sizi ne yapar? Benim cennete götüren yolumdan bu yollar sizi ayırırlar buyuruyor. Peki bunu hadis-i şerif olarak daha açık net ifadesi ve setefterik ümmeti selâfe mezhebene fırka, Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı, Hristiyanlar 72'ye ayrıldı, benim ümmetim 73'e ayrılacaktır. Kullum fil hâviye illâ vâhid. Hepsi cehennemliktir, bir fırka kurtarır diyor. Sahabe diyor ya Resulallah menhum. Kim bu fırka? Buyuruyor ki el cemaatü. Bir lafızda hadis-i şerif birkaç kaynakta var. Bir lafızda cemaattır. Cemaat şu demek. Sahabenin cumhurunun tümünün inandığı nokta. Sahabenin içinde alın yazısı yoktur diyen bir kişi yoktu. Yok değil mi? Fıkıh meselelerinde ihtilaf oluyordu. Evet. İbn Abbas bir şey derdi, İbn Ömer bir şey derdi. Haç'taki bir teferruat, bir mesele. İtikatta bu gibi şeylerde yok, değil fıkıh, yani? İtikatta hiç yoktu. Evet. Hatta Esbak diye mi, şimdi adı tam şey olabilir aklımda, Küfe'de sahabe, işte İbn Mesudlar falan, Küfe ekolü orayı onlar başlattı. Sahabe orada ders okutuyorlar. Orada alın yazısı, kader tartışması yapan tabi'in döneminde bir adam çıktı. Hazreti Ömer döneminde falan buyurdu ki radıyallahu anh, ya sen İbn Mesud'sun veya işte Ebu Musa el-Eş'ari'sin. Gel de ona tartış onunla. Bütün milleti de çağır ve onu rezil et. Demiyor bak. Sahabe itikatta o kadar hassastı ki biz bile bozuluruz diye korkutuyorlardı birbirine. Ve Hazreti Ömer Efendimiz buyururdu ki sakın onlar tartışmaya girmeyin ilmi kelam konularında. Çünkü o arada başkası bir şey duyar kafası karışır. Şüpheye girer imanından olur. Sahabe-i kiram diyorlar ki 1000 kişi Küfe mescidinde, sahabe ve tabi'in, tabi belki 1000 sahabe denk gelmemiştir. Sahabe ve tabi'in 1000 kişi oturuyorken o adam kapıdan girdiği noktada hepimiz camiden kaçıyorduk. Bu kadar hassaslardı. İtikat yani. Bu kadar hassas. Bu kadar ama hassas. Bizim bir şey demeyeyim şimdi, seyircimiz Allah razı olsun mübarek. Anlarlar. Ne yapıyorlar? Aşırı meraklı tazelik yapıyorlar. Açık oturum ya diyorum, bunları dinlemeyin. Ha, evet, adam diyor ki yani. Bir bakayım dinleyeyim diyor. Ya senin ilmin var mı, bunun yanlış dediğini anlayacak kadar ilmin var mı? Yok. Bir dinleyeyim diyor. Ya o zaman zehiri bir dene. Ya bu öldürücü bir zehir. Bir belki benim bünyeme tutmaz. Bir dene, zehiri dene ya. Yani zehir bedenini öldürür. Bu senin ruhunu öldürür. Kalbini öldürür. Ama adama anlatamıyorum. İlle meraklı meraklı bu kanallarda. İşte bu din işleri de reyting yapmaya başladı birkaç senelerdir. Ramazanlardaydı eskiden. Şimdi bütün seneye yayıldı. Evet. Devamlı bu açık oturumları izliyorlar. Ve adam çıkıyor alenen Allah bilmez diyor. Adam çıkıyor alenen efendim ayetleri inkar ediyor. Hadisleri inkar ediyor. Ayetleri de inkar ediyor. Din adına ya bir de konuşuyor. Ve bu insanları millet dinliyor. Neymiş, ben nasıl konuşuyor bir bakayım. Ya olmaz. Zehir denenilmez. Bir de hocam halk hani bazen de şöyle düşünür. Ya bu koskoca hoca yalan mı söyleyecek? Siz kitabınızda yazmayın. En büyük ayağının kayacağı nokta olur ya değil mi? Ya yine ismini vermeyelim. İsim vermeyelim İslami hocam. Medyada bir gazete. Bu gazetenin sahibi de az çok tanışımız. Mahmud Efendi Hazretleri adama telefon ediyor. Diyor ki bak diyor, sende şöyle bir yazar var. Bu adam Muaviye Hazretleri'ne radıyallahu anh sahabe hakkında sevmem bilmem ne bir şeyler konuşuyor diyor. Bunu diyor yazdırma diyor mesela. Yani insanların itikadını bozuyorsun. Evet. Çünkü sen ehli sünnetim diye çıkmışsın, Müslümanım diye yayın yapıyorsan biz de sana uyarıyoruz. Bana veriyor telefon falan. O adam abimiz bana diyor ki ya diyor bu adam büyük hoca diyor. Belki sen anlamadın diyor ya. Bu adam doğru söylüyordur diyor. Ya ne kadar büyük hoca olursa olsun sahabeden birini sevmeme hakkını nerede buluyor ya? Bu kadar ayet hadis sevin emri varken değil mi? Bir adam isterse ordinalis olsa Resulullah Efendimiz'i görmüş, takdirini almış, bu kadar sahabenin arkasında namaz kıldı bir sahabiye ben sevmem şeyini nereden buluyor çiçeğini, yetkisini? Hocam sen... ehli sünnet için sahabe kaynaktır değil mi yani? Hani net ödüldü. Olarak. Ve sahabetu kulluhum udulun diyor İmam-ı Rabbani. Sahabenin hepsi bütün kaynaklarında ve rivayetlerinde Resulullah Efendimiz'den nakillerinde adaletlidir. Hazreti Vahşi dahil olmak üzere. O da dahil hepsi. Tabii sahabenin hepsi adaletlidir rivayetlerinde. Sahabenin birini tanu tenkit, diğerlerine sirat eder.
sahabe-i tenkit Kur'an'a sirat eder. Çünkü Kur'an toplanırken ki Hazreti Muaviye vahiy katibiydi. Vahiy katibiydi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona yazdırırdı. Mektuplar gönderirdi ondan. Onu emin Cibril buyurdu ki, Cibril geldi bildirdi ki Muaviye'yi katip seç. Muaviye emindir. Şimdi biz sahabe masum demiyoruz. Fark var arada değil mi? Evet. Peygamberler masum. Evet. Günahsız. Sahabe masum değil. Günah işleme şeyi var. Payı var. Ama adaletli. Ama adaletli. Yani rivayetlerine güvenilir. Dolayısıyla sevmem diyemiyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ Tirmizi hadisi. Daha nasıl bunu diyebilirsin? Bu adam hocadır. Belki bir bildiği var. Sen yanlış anladın mı diyorsun bana. Ya Resulullah buyuruyor ki sahabemi seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. وَمَنْ اَبْغَزَهُمْ فَبِبُغْزُ اَبْغَزَهُمْ Onlara kızan, sevmeyen bana kızdığı için onlara kızmış olur. Doğrudan bağlanıyor. Tirmizi'de bu kadar sayı hadis varken sen sevmem dediğin anda kızarım demiş oluyorsun. Sevmemenin karşılığı buğzdur. Evet. Muhabbetin olmadığı yerde evet. kaçınılmaz olarak buğz yerleşmiştir. Evet. Buğz da Resulullah Efendimiz'in buğzuna münceldir. Kainat Efendimiz diyor ki bana kızmadan onlara kızamazsın diyor. Senin bana diyor ki garazın buğzun var diyor. Böyle bir noktada adam hala hocaların hocası, hacıların hacısı. Bana ne ya? Olmaz diyorsun. Ama bunu yapıyorlar. Ölçüleri Kur'an sünnet olmadığından, ilmi seviyeleri de yüksek olmadığından birçok abimiz dediğimiz kıymetli kardeşlerimiz o hocaları yazdırıyorlar, çizdiriyorlar, konuşturuyorlar, konuk ediyorlar. Zaten bu bizim, ne diyorsunuz ona? Bizim mahalle diyorsunuz. Bizim mahalle için. Öbür mahalleye konuşmuyorum. Evet. Yani öbür mahalle zaten milleti nasıl saptırırım diye onu özellikle çıkarıyor. Evet. Hoca kalmamış memlekette gibi sıralı çıkarıyor. Mucizeleri inkar eden adamı, kabir azabını inkar eden adamı. O adamlar zaten uçun abonesi. O öbür kanalları konuşmuyorum. Evet. Ama bizim mahallenin dikkat etmesi gerekiyor. Benim ümmetim 73'e bölünecek. Hepsi cehennemlik olur. Yani bunların hepsi yani sonunda cennete gider mi? İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki itikadındaki pislik, hubis yani habaset diyor. Onu dinden çıkarıp kafir edecek raddeye vardırdıysa o cehennemde girdi mi çıkamaz. Mesela Ebu Bekir Sıddık'ın sahabiliğini inkar etse ayeti inkar ettiği için. İzyekulli sahibi, sahibi diyor Kur'an, kafir oluyor. Ayşe anamızın namusuna, iffetine iftira ettiği anda 18 ayeti inkar ile Nur suresindeki kafir oluyor. Ha bu gibi itikadının pisliği dinden çıkartmışsa onu cehennemden çıkamaz. Ama itikadındaki pislik, efendim Mutezile'de, Cebriye'de, Mürciye'de olduğu gibi tekfir edilmeyecek, yani kafirdir denilemeyecek seviyedeyse, ehli kıble, ehli İslam çerçevesindeyse, onlardan da cennete direkt giden olamaz diyor. Çünkü küllüğüm ifadesinden dolayı yine de bir hepsi mutlaka olacak. Cehenneme gidecek. İtikat bozukluğundan dolayı. Bak amelinde istediği kadar bozukluk olsa, bir adam ve bu adamın itikadı ehli sünnete göre uygun olsa, amelinde de çok bozukluk olsa, Allah bunu affedip o amellerini cennete direkt gönderebilir. Evet. Ha gönderir göndermez ayrı dava. Evet. Ama direkt de gönderebilir. Ama itikat bozukluğu olanı bu hadis-i şerif kesinleştiriyor ki itikadı bozuk olup da cennete direkt gidecek bir ümmetim yok diyor. Pisliği kadar yanar itikadının diyor. Ondan sonra cennete gelir. İmanını kurtardıysa. O yüzden siz bu kadar kürsülerde sesiniz çıktığı ama kadar namaz kurtarmıyor, oruç tabii. Kurtarmıyor. Yani buraya dikkat edin. Bu itikat çok önemli kurtarmıyor. Bir kurtarmıyor. Adam hayratı ihsan yapmış. Ne yapayım? Evet. O ama adamın geldiği noktada alın yazısı yok dediği zaman, kaderi inkar ettiği zaman, amentüden bir esası reddettiği zaman tartışmalı fazlalık diyor adam. Şimdi bu noktada buna inananlar çok var. Kader konusu çok tartışmaya tabii, açtı bu adam. Evet. Yani bundan evvel de açmışlardı tabii onu Mutezile'ye koyuyor. Ankara İlahiyat'tan açmıştı bunu. 40-50 senelik mevzu bu. Ha Mutezile zaten 1000 küsur senelik evet, mevzu. Abbasiler'den. Bu noktayı savunan şu anda İlahiyat'ta Mutezile doludur. Ankara İlahiyat merkezli olmak üzere. Bunlar alın yazısını zaten inkar eder. Şimdi alın yazısını inkar ettiği zaman kulle yusibena illa ma ketebe Allahu lene. Habibim şöyle ki bizim başımıza bir bela gelmez ancak Allah ne yazdıysa o gelir. Açıkça Kur'an ketebe diyor. Ya ketebeyi yazdı bir diyor. Yani yeni İmam Hatip'e başlayan ketebe yazdı bilir ya. Evet. Allah yazdı diyor. Ne yazdıysa o gelir diyor. Yani gelmeden yazdı diyor. Hocam o zaman ama bunu böyle yaptığı zaman bakın
diyor ki ümmetimin her ümmette mecusiler var diyor. Likül ümmetin mecus. Bu Ebu Davud hadisidir. Neyi kastediyor doğrudan? İşte mecusilikten kastı, bunu herkes anlamıyor. Mecusi ateşe ateş tapan. Perest, evet. Bizde ateşe tapan yok ki, şömineye dönüp de yanarken namazdan yani, durdu yani evet. Adam. Her ümmette mecusilik şudur. Mecusilik de iki yaratıcıya inanır. Hayrı yaratan, şerri yaratan. Evet. Şimdi o ikilik var ya, şirk. Hı hı. Mecusilikteki şirk buraya giriyor. Her ümmette bu ikiliği çıkaran bir fırka çıkmıştır diyor. Hı hı. Ve mecusi ümmeti, benim ümmetimin mecusileri kimlerdir? Hı. El kaderiye. Hı. Kadercilerdir. Ne demek kaderciler? Alın yazısı var diyenler değil. Orayı da ihtilafa sokacak şimdi. Hı. İyi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellezine yekulune la kader demiş. O cümleyi açmasaydı orada da işte yine kadercisiniz. İhtilaf. Evet. Size diyor. He. Halbuki peşine şerh ediyor. Kader yok diyenler. Ha, kaderiye, İslam tarihinde kaderi inkar edenler değil mi? Mutezile'nin bir adı kaderiyedir. Kaderiye. Gene ne diyorsunuz ona? Müteradif lafı. Evet. Kaderiye, kader yok. Alın yazısı yok. Yani bu şu demek, Allah önceden benim ne yapacağımı bilmiyor. Bu Allah'ın ilmini inkardan, ondan sonra takdiri inkardan, birçok ayet-i kerime var. İnna kulle şey halekna bi kader. Her şeyi kaderle yarattık. Orada da diyor ki, her şeyi ölçüyle yarattık. Allah'ın hesabı var, ölçüsü var diyor. O kader ölçü demek. Peki ketebe yazdıya ne diyeceğim? Evet, o açıkça söylüyor. Açıkça yazdı bizim için. Türkçedekine de uygun yani. Ya, ha alın yazısı. Yazı ketebe yazdı evet. Diyor. Ondan sonra ne diyor? Ma asabe min musibetin fil ard ve la fi enfusikum illa fi kitab min kabli en nebra. Toprağa bir bela vurduysa, sel, işte ne seller oldu şimdi, yeller, seller, donlar, afetler, felaketler. Bedeninize vurdu kanserler, ülserler, şekerler, veremler. Canınıza, malınıza, toprağınıza ne vurdu? Mutlaka bunlar bir kitapta yazılıydı. Min kabli en nebra. Biz o toprağı da yaratmadan, canınızı da, malınızı da yaratmadan yazmıştık diyor. Evet. Yani şimdi bu kadar açık ayetler varken adam alın yazısı yok, yazı yok, ilim yok. Şimdi peşine ne buyuruyor? Bu benim ümmetimin mecusileri. Çünkü neden biliyor musun? Bu mutezilerin şuraya vurucu. Kul fiilinin halikidir prensibine gidiyor. Yani insan kul kendi işini kendi yarattı. Kendi kaderini kendi işini kendi yarattığı noktasına gitti mi ne oldu? Mecusi gibi hayrı yaratan başka, şerri yaratan başka. Şimdi ne oldu? Adam diyor ki ben Allah'a şerri yakıştıramıyorum. Onun için şerri Allah yaratmıyor. Allah'a şerri yakıştıramıyorsun ama Allah'a ortağı yakıştırıyorsun. Ne oldu? Bir de yaratan sen çıktın. Bu kadar da yaratan çıkarttın ortaya. Biz yaratma lafını bile kullanmıyoruz. Tabii. İnsanlar hakkında bu olay yarattı. Evet. Bu laflardan bile kaçınıyoruz. Ne demek yarattı? Yani onu sadece Allah'a özgürlüğü. Allah'a özgürlüğü. İcat. Evet. İcat lafı var etmek demek. İcat. Yoktan vücuda var getirmek, etmek, vücut varlık vücut. Demek. İcat vücuda getirmek, halk yaratmak, bu tabirleri de kullanmıyoruz. Tabii ki o manada kullanmıyorsan şirk olmuyor tabii ama kaçınıyoruz. Evet. Benzemekten sakınıyoruz bunlara. O zaman ne olur? Kul fiilin halikidir. Kendi işini kendi yaratır. Kendi işini kendi yarattığı zaman ne oldu? Allah'a ortak oldu. Oldu mecusilik. Hayrı yaratan başka, şerri yaratan başka. Niçin bizim ehli sünnetin amentüsünde ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Hayır şer minallah, yaratılmak bakımından Allah'tan. Yani bu seli Allah yarattı. Niye zarar verdi, benim ineğimi öldürdü? İmtihan etti seni. Sabredecek misin? Etmeyecek misin? Allah benim ineğimi öldürdü de neyine yaradı şimdi? Konuşursan böyle gavur olursun. Ve lenebluvenneküm bir şey, yemin ederim sizi imtihan edeceğim diyor. Bir şeyle minel havf, korku musallat edeceğim. Korkuyu sen sevmezsin. Evet. Ama 15 Temmuz'u musallat etti. Evet. Bayağı korktuk. Evet. Velcu, ne evet. diyorsun? En büyük evet. bela geldi memleket evet. başına. Ödümüz koptu. Evet. Velcu açlık. Musallat kıtlık. Evet. Ve naksım ne lan? Malını eksiltirim diyor. Ne oldu ya Rabbi, ben canım çıktı. Bu kadar emek, bu kadar masarif. Tarlamı, tohumumu, bilmem ne mi, tam ürün alacağım. Bir don vurdurdun, beni mahvettin. Ey Allah, beni mi buldun? Dediğin anda kafir oldun. Tehlikeli sözler değil mi? Tehlikeli, gavur ediyor. Direkt gavur oluyorsun direkt. Yani. Direkt gavur oluyorsun. Stalin gibi kafir olur derdi Göktaş. Şimdi ne oldu? Malları eksilteceğim diyor. Bunu imtihan için yapacağım. Vel enfus, canınızı eksik edeceğim diyor. Yani canını dediği, oğlunu alıyor, kızını alıyor, karını alıyor, babanı alıyor veya kendini de alıyor. Ve semerat, ürünler. Burada da ekseri evlat diye hadis tefsir ediyor. Gönlün meyvasıdır diye. Tabii. Şimdi ve beşşiri sabirin. Sabredenleri çok müjdele Habibim. Ben seni imtihan edeceğim buyurmuş. E bu şerri. Ha, şerrin yaratılması Allah'tan. Sen dersen ki Allah hayrı yaratır ama şerre karışmaz, şerri kul yaratır. Kulu Allah'a ortak ettin. Mecusilik yaptın. Evet.
İki ilahtan bahsetmiş oluyorsun. Evet. Yaratan Allah'tan gayri yok. Evet. Niye öldürüyor beni? Diyorsan halakal mevtel hayata. Dirilteceğim, öldüreceğim diyorsan Allah'ın muhyi sıfatı var, mümit sıfatı var. Hayat veren, öldüren. Sen ne demek istiyorsun yani? Evet. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman şerrin sebebiyet var mı? Var. Kim? Kul. Deprem oldu. Biz dedik ki ilahi kazdır. Gittik iki seneye daha üç gün ceza aldık. Onun için ceza aldınız değil mi hocam? 13 ay yattım bil fiil. 13 ay yattım. Neler ettiler bana? Neyi isnat ettiler sizi? Neyi isnat etti? 312'ye soktu. Bilmem neye soktu. 312 kalktı. Evet. Ben hapisteyken bana uygulamadı. Kalktı, çıkmam lazım 4 ay evvel. Dava kalktı yani. O madde düştü. Evet. Sen yatacaksın dedi. 28 Şubat mantığı o zamanki tekemeler. Evet. Ondan sonra FETÖ geldi. O da bir attı bizi. Evet. Yani doğruyu konuştuğun zaman 9 köyden kovuyorlar. Kovulmak zorundasın çünkü. Evet. Şimdi burada şerrin sebebiyeti var. Ben ilahi ikaz diyorum. Sana diyor ki Kur'an ve ma asabekum min musibetin. Niye benim tarlama don vurdu? Niye benim malımı sel aldı? Niye benim ineğime yıldırım çarptı? Ben de sana ayet okuyorum. Size bir musibet geldiyse imtihandır. Sabredeceksin. Allah'ım razıyım diyeceksin. Ama ellerinizin kesbettiği günahlar yüzündendir. Ve ya'fu an kesir. Her yaptığınız günaha ceza vermekten vazgeçiyorum. Her yaptığınızın cezasını peşin versem nefes alamazsınız. Hepinizi öldürmem lazım diyor. Değil mi? Evet. Onları boş veriyorum diyor. Bazısına da dokunduruyorum diyor. Burada. İlahi ikaz bu demek ya. Peki Cenab-ı Allah... O zaman şerri yaratan Allah... Şerri yaratan Allah sebebiyet yine kuldan. Allah kötülüğü istemez. Evet. İstemez. Ama senin yaptığın bir kötülüğü de cezasız bırakmaz. Evet. Bir ikaz ihtar. O da iyiliktir yine. Kulağını çekerek daha ileri gitmekten, cehenneme gitmeden dünyada tevbe demektir. Bu şimdi bir rahmet mi hocam burada bazılarını temizlemesi hani? Tabii değil mi? Dünyada temizlensen cehennemde temizlenmezsin bir daha. Değil mi? Buradan kirli gidersen uğraşırsın azapta. Orada tabii. Sonra ahirette diyeceksin keşke cehenneme gideceğime bütün ineklerim ölseydi. Ölseydi veyahut ondan. Veyahut bütün tarlam gitseydi de ahirette direkt cennete gitseydi. Evet. Şimdi kader yok demek, alın yazısı yok demek kolay bir şey değil. İn merizu hastalanırlarsa diyor bunlar. Bu Davut hadisi. Fela te'udum ziyaretlerine gitmeyin. Kaderi inkar edenlerin mi? Evet, kader ve alın yazısı yok diyen adamla hoca diyor bunun peşine gidiyor ya. Hoca diye. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem hastalanırlarsa ziyaretlerine gitmeyin. Bunlar ümmetimin mecusileridir. Ve in matu ölürlerse fela teşeddüm cenazelerine de hazır bulunmayın. Bunlar sahih hadis ve Ebu Davud hadisidir. Evet. Bunlar deccalla haşrolacak buyuruyor. Neler buyuruyor, neler buyuruyor. Evet. Şimdi bu kadar önemli bir konuda senin ne namazın kurtarır? Ne orucu kurtar? Önce itikat. O yüzden itikat diyorsunuz değil mi hocam? 73 fırkaya bölünecek. Hepsi cehennemlik oluyor. Bir fırka kurtulacak. Kimdir ya Resulallah? Cemaat. Yani sahabemin cemaati yani benim dönemimde. Çünkü niye onun döneminde? Evet. Bu hangi cemaat? Belki 1400 sene sonraki o 14. asırın cemaati. İlahiyatın cumhuru belki. Bunun açıklamasını yapıyor mu hadiste? Var yapıyor. Evet. Öbür hadis-i şerifi okuyoruz. Hümüllezine alâ mâ'en aleyhin yevme ve ashabi. Bugün ben ve sahabem hangi inanç üzereysek sahabe deccal geldi mi diye hurmalıklara gidiyorlardı ara sıra. Yanaştı mı deccal diye. Evet. O kadar inanıyorlardı. Sen şimdi bugün gelmişsin ne deccalı be yok diyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe 5 vakit namazda sahih Müslüm hadisine göre sığınılması emreden 4 şeyden biri. Sen diyorsun ki ne deccalı be diyorsun. Yani model gösterdi Hazreti Peygamber değil mi? İşte dedi, ben ve sahabem diyor. Ben ve sahabem. Bak başka işte demiyor. Ben ve sahabem diyor. Sahabe zaten 100 bin, 114 bin. Onu da bırakalım. Ayetten delil alar bunlar şimdi. Tirmizi mirmizi kabul etmez. Feynâ menû. Bakara suresi ilk cüzün ilk sahabe, başının sayfası. Eğer inanırlarsa bi mislim âmentüm bi. Habibim sizin inandıklarınıza sizin gibi inanırlar. Ha, bu çok net o zaman. Ayetler net. Çok şimdi net. Sizin inandıklarınıza sizin gibi inanır. Siz muhatap kim? Kur'an indiği dönemde sen demiyor, siz diyor. Ve bu sahabeyle beraber olan o müminler topluluğunu hedef alıyor. Sizin inandıklarınıza sizin gibi inanırlarsa fekadih tedev muhakkak hidayete erdi. İşte ihtinas sıratı alıştakın. Dost doğru yolu birleştir oraya. Evet. Ve intevellev buradan ayrılırlarsa kader yok diyen ayrıldı mı? Sahabeyi sevmiyorum diyen ayrıldı mı? Ayrıldı. Ayşe Hanım'ıza iftiradan ayrıldı. Öbürü ayrıldı. Birçok mesele var. Bu ayrılıklar, itikat bozuklukları feynne muanfi şikak. Onlar hakkın
karşı tarafındaki şıkka düşmüşlerdir. Öbür şıktadırlar. Öbür taraf. Hak şıkkında değildirler. Hocam, daha da var çok. Tabii. Şimdi ilk bölümümüzün sonuna geldik. Çok keyifli konuşuyorsunuz gerçekten. Çok akıp gidiyor konuşmanız. Çok aydınlatıcı oluyor. Kısaca herhalde ben de şöyle söyleyeyim. Ehli sünnet dışında düşünmek, düz mantık düşünürseniz buradan ayrılıyorsunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim var, hadisler var, sahabenin rol modeli var. Hani siz şimdi ayet okudunuz, hadis okudunuz, sahabe-i kiramdan örnek zaten ver. Zaten buna ne deniyor? Çoklu, İttiba deniyor. Ha, çoklu uymak, düşünmek uymak. Lazım değil mi hocam? İttiba, yani, uymak. Öbürüne ne deniyor? İbtida, uydurmak. Reformistlik. Evet, elimize meali alınca olmuyor değil mi? Çünkü soranlar oldu ya bunu. Meali yani, doğru anlasa oraya varıyor zaten. Varıyor. Resulüm ne verdiyse onu alın dediği zaman peygamberin sünnetini meşru ediyor. Evet, Resul'e itaatı kendine itaat saymış. Evet. Zaten Kur'an tekse kaynak olarak Resul'e itaatı daha demez ki. Değil mi? Kur'an'a dinleyin, bana uyun buyurur. Evet. Hep Resul'ü devreye koyuyor. Evet. Bunlar Allah'ın devreye koyduğu peygamberi devreden çıkartmaya çalışıyor. Ve alenen adam diyor ki peygamber elçi, Allah ben şirket kabul etmiyorum. Biz peygamberi Allah'a ortak etmiyoruz ki. Elçi kabul ediyoruz. Yani bir postacı olarak görülüyor değil mi? Yani ya bu tarzına... bunlar tebliğci, sadece vazifesi yaptı gitti. Getirdi ve gitti, öyle değil. Yani ya vazifesini yaptı, tamam bitti işte. Biz de diyoruz ki o vazifesini bitirdiyse sen yeniden ne uyduruyorsun? Hadi. O kader var dedi, sen niye yok diyorsun? Evet. O Adem'den yaratıldık dedi, sen niye maymunun berisinden yaratıldık diyorsun? Bizim konuştuğumuz şey zaten o vazifesini yaptı gitti. Biz de kabul ediyoruz vefat ettiğini. Ama vazifesini bitirdi. Elyevme ekmeltü leküm dinekum. Dininizi kemale erdirdim diyor. Ve etmemtü aleküm niyemet. Nimetinizi, İslam'ı tamamladım dedikten sonra. Veda haccındaki, Arafat'taki vakfeden sonra. Zaten 82 gün yaşadı sallallahu aleyhi ve sellem. Ya ayet hadise yani helal haram hükümleri de gelmedi o dönem. 82 gün yaşadı. Bu Arafat'ta dininizi kemale erdirdim dedikten sonra. Bu 1400 senelik mükemmeldin bize gelmişken sen bugün geliyorsun geçmişin tümünü reddederekten Kur'an'dan yeni şeyler. Ya adam ne yaptı arkadaş? Meryem validemize çift cinsiyet çıkarttı ya. Evet hocam. Adam soruyor yani Hulki Cevizoğlu soruyor. Uyanık adam. Hocam diyor bunu nereden buldunuz diyor. Bunu ben buldum diyor ya. Evet. Sanki Meryem validemizden bir şey almış, veri almış, adli tıbba yollamış. Evet. Cinsiyetini konuşuyor. Neden? Mutezile'nin en mühim mesele mucizeyi kabul etmez. Yani babasız çocuk olmaz. Evet. Erkek mutlaka içeride erkek geni var. Muhakkak o aklı ama uygun olacak. Ama adamların mantığı bu. Sen o zaman Müslüman olma. Evet. Hocam müsaadenizle kısa bir araya gidelim. Aradan sonra şimdi bu itikadi kısmını anlattınız. Bu sapmanın başımıza neler getireceğini dilerseniz oradan getirdi konuşalım. Getirdi zaten de. Evet getirdi. Daha onu da biraz daha detaylandıralım. Vardır bu kafada gidersin. Evet değerli izleyenler şimdi kısa bir ara aradan sonra hocamızla sohbetimize devam edeceğiz. Efendim günaydın, iyi haftalar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Saatlerimiz 6. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan haber başlığı derlediğimiz 24 sabah hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Anesan Tesan herkese iyi sabahlar diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Saatler 10'u gösteriyor. Bugünün gündemini paylaşmak üzere moderatöre başlıyoruz. Ben Benzi Hakan. Günün manşetine hepiniz hoş geldiniz. Ben Söylülere. Hikmet Genç işte burada. Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Seda Selek. Saatler 13'ü gösteriyor. Moderatör günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Ersoy Dede. Akşam haberleri başlıyor. Hafta içi her akşam dünyayı birlikte izliyoruz. Birlikte anlıyoruz ve birlikte anlatıyoruz. Belgesiyle, bilgisiyle. 4TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Arda Anzel Türk. Bir moderatör gecede daha yoğun bir gündemle, hassas konular ve önemli yorumlarla karşınızdayım. İyi geceler. 24 Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Saatlerimiz 02. 24 Haber Merkezi'nin iyi geceler gelişmelerle karşınızdayız. Saatlerimiz 5'i gösterirken gelişmelerle karşınızdayız. İyi akşamlar efendim. Esas mesele de Türkiye'nin, sadece Türkiye'nin değil, Türkiye'nin de içinde olduğu dünya meselelerini konuşacağız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini güncelle ekranınıza taşımak üzere huzurunuzdayız. Bıçak Sırtı'na hoş geldiniz. Memleketlerin Bıçak Sırtı meselelerini konuştuğumuz program bu akşam yine dop dolu.
24'ten iyi akşamlar. Efem Aklın Yoluna hoş geldiniz. Türkiye'nin gündemi oldukça yoğun. Her cuma olduğu gibi Kadınlar Meclisi ile karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturan meseleleri ele alacağız. Serbestiyetten mutlu bir akşam dileyerek başlıyoruz programımıza. Sayın Halil Berktay ile birlikteyiz. 24'ten günaydınlar, iyi pazarlar efendim. Sivil siyasete hoş geldiniz. 24 Eylül'den herkese iyi akşamlar diliyorum. Yoğun bir haftayı geride bıraktık. 24 ekranlarından merhaba sevgili seyirciler, spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Haluk Yürekli. Ben Gökhan Dinç. 24 spor gecesi hafta içi her gece 2:00'da 24'te. Anlık spor programından bir kez daha mutlu akşamlar, mutlu tatiller. Efendim iyi sabahlar. Sağlık merkezine hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. 5 dereceye kadar inecek. Aman dikkat diyelim, soğuk algınlığı riski giderek artıyor. Sanat takibinde karşınızdayız. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaptan herkese merhaba. Evet değerli izleyenler, bu hafta da an ve zamanda karşınızdayız. Haftanın öne çıkan sinema haberleriyle ilgili en güncel ve renkli detaylarla bu hafta yine Kırmızı Adı'da karşınızdayız. Çaylar geldi. Banyo ne taraftı canım? İleride solda hayat. Solo tuvalet kağıdının parfümü, Solo'ya özel Fresh Center teknolojisiyle ortadaki ruloya uygulanır. Parfüm cildinize temas etmez, banyonuz çiçek bahçesi gibi kokar. Banyo misler gibi kokuyor. Aklında bin yaşam. Hem parfümlü hem hesaplı. Dünyada gıyabımızda bizden konuşuyorlar, bizi konuşuyorlar, bizi konuşuyorlar. Ne konuşulduğunu bilelim ki tercih bizim olsun, tercih bizim olmalı. Hafta içi her akşam dünyayı birlikte izliyoruz, birlikte anlıyoruz ve birlikte anlatıyoruz. Belgesiyle, bilgisiyle. Belgesiyle, bilgisiyle. Bir anne. Aygaz'dan markete, marketten eve, planlıyor her şeyi, aman bir şey unutmasın diye. Herkesin yolu Aygaz'dan geçiyor. Çünkü Türkiye en çok Aygaz otogazı tercih ediyor. Günün her saati yola Aygaz'la çıkıyor. A şehriyle B şehriyle. Ben Ali. Bu da çözemediğim yol problemi. Otobandan bastın mı 10 dakikaya oradasın. Dede bilmiyorum de şuna. Sen de internete sor Ali. Türk Telekom yeni ders yılında tam 100 GB fiber limitsiz interneti ücretsiz eğitim paketiyle birlikte her şey dahil ayda 69.90'a veriyor. Her eve internet, her eve bilgi geliyor. Türk Telekom'la sizin de okula dönüşünüz muhteşem olacak. Böyle terbiyesiz tavuklara asla yer yok. Popeyes'ta terbiyeli tavuk mozzarella peyniri, kurutulmuş domates ve zeytinli yepyeni panini mozzarella sandviç var. Buz gibi Lipton Ice Tea'li menü sadece 13.50. Türkiye'nin en büyük tavuk restoran zinciri Popeyes.
İyi yaşam nedir? Yaşadığımız yerde sevdiklerimizle güzel bir yemeği paylaşmaktır. Büyükyalı İyi Yaşam Açılan 4 Mahallesi, Taş Meydanı, Seçkin Restoranları, Denizi, Tarihi Yarımada'ya komşu konumu ve tüm ulaşım aksarına yakınlığıyla hayatın tam içinde. Büyükyalı İyi Yaşam, kefilsiz ve banka kredisiz emlak konutun kampanyası ve güvencesiyle. Size sevgimiz de büyük kampanyamızda. Şimdi Turkcell'de hepsi 4.5G uyumlu son model telefonlar ayda sadece 19 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 3 ay Fizi de içinde. Stoklarla sınırlı bu akıllı fırsatı kaçırmamak için sizi de Turkcell iletişim merkezlerine bekliyoruz. Olamam senden başkasıyla. Evet değerli izleyenler, an ve zaman devam ediyor. Tekrar karşınızdayız. Ahmet Mahmut Ünlü hocamız, Cübbeli Ahmet Hoca olarak kamuoyunda bilinen, Ehl-i Sünnet'in önemini anlatıyor. Neden Ehl-i Sünnet çizgisinde devam ediyoruz? Onu açıklıyor bize. Değerli hocam, konuşmanızın başında dediniz ki vasat, dengeli bir ümmet Ehl-i Sünnet. Hani böyle Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle. Bir de ifrat tefrit meselesinden bahsetmiştin. Sanırım sıkıntı buradan kaynaklanıyor hocam. Nedir bu ifrat tefritin başımıza açtığı bela? Yani Ehl-i Sünnet'in dengesi. Hı hı. Mesela Ehl-i Sünnet ameli imanın cüzü saymıyor. Hı hı. Bundan dolayı bir adam namaz kılmasa, tembelliğinden yani, hı hı, inkarından kılmasa kafir olur. Evet. Ama tembelliğinden namazı terk etse, kaza bıraktı, şey etti, hı hı, büyük günahkar olur. Çok, hı hı, büyük ama kafir olmaz. Kafir olmaz. İçki içse kafir olmaz. Zina etse kafir olmaz. Hı. Faiz yese kafir olmaz. Ama bunların haram olduğunu bilecek. Haram olduğuna helalı helal inanacak. Hı. Harama haram inanacak. Evet. İnandıktan sonraki günahlarla kafir olmaz. Vel kebiratu la yuhricu abde minel iman ve la yudkhilu fil küfr. Ehl-i Sünnet Akaid-i Nesefi itikadı metninde, hı hı, İmam Nesefi'nin büyük günah, zaten bunları niye misal verdim? Büyük günah konumuz zaten. Evet. Kulu imandan çıkarmaz, küfre sokmaz. Zaten imandan çıkarmaz deyince küfre sokmazdı demene gerek var diyorsun ama bazı sapık fırkalar yine İslami çevrede imandan çıkar kafir olmaz ama imandan da çıkar. Ne oldu? İki durak arası bir durak. Menzile beynel menzileten yapıyor. Mutezile. Onun için diyor ki İmandan çıkartmaz, küfre de sokmaz diyor. Şimdi burada IŞİD belası gibi, Vehhabi belası gibi aşırı uçların çıktığı nokta ne? Tekfir etmek. Haricilikten çıkıyor bu. Evet. Tabii bu harici, şey, el-havariş, kilabunlar, cehennem köpekleri. Haricilerle ilgili birçok hadis-i şerif var. Bunların çıkacağını ve adamın da şeyi var, Zülhüveysra. Sahabe zamanında Resulullah Efendimiz'e itiraz etti. Sen dedi bir taksimat yaptın, adaletli yapmadın bilmem ne. Hazreti Ömer dedi keseyim şunun kafasını. Olmaz dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed dedi adamlarını öldürüyor derler. İstemedi, onu öldürtmedi. Ama buyurdu ki takip edin.
Bunun zürriyetinden öyle bir kavim çıkacak. Hariciler oradan mı geldi? Tabii Zülhüveyt sıranın neslindendir. Hmm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındadır ataları. Hmm. Sahabe içinde bunlar. Daha o zaman itiraz böyle İtiraz değil mi? İtiraz adaletli yapmadın dedi. Kainatın efendisi buyuruyor. Femen ya'dili zâlem ya'dilillâhu ve rasûlü. Allah ve Resulü zaten Resulullah Allah'tan ayrılmaz. Hep vahiyle iş yapıyor. Hmm. Allah ve Resulü adaletli olmadıktan sonra kimden adalet bekliyorsun sen? Değil be ya. Adam dedi. Ve bu adamın dedi seyhrucu min zıhâdâ. Bunun neslinden, soyundan bir millet çıkacak. Bir, yani bunlar Kur'an'ı çok okuyacak. Boğazlarından aşağı geçmeyecek. Ama namazları öyle kılacaklar, siz namazlarınızı beğenmeyeceksiniz. Bunlar ne güzel kılıyor diyeceksiniz. Yahkuru hadukum salate ve ma salati. Buhari'de de var. Doğu tarafından çıkacak buyurdu. Yani şimdi o zamanki Medine'nin doğusu olarak Necd, Riyad tarafı tabi Vehhabilerin ilk çıkış noktası. Muhammed bin Abdülvehhab'ın. Evet. Ama yine bir noktada da dünyanın şark tarafını düşündüğün zaman Irak tarafı. Evet. Harura ehli zaten Harura yine dünyanın şarkında. Oradan çıktı. Doğudan oradan çıktı. Evet. Hazreti Ali Efendimiz'e kafir dedi bu adamlar. Evet. Hazreti Ali Efendimiz'i Allah rızası için öldürdüler yani. O kadar manyak bir kavim çıktı. FETÖ'yü de bunlara benzetiyorum birçok konuşmalarımda. Bu mantık çok iyi namaz kılar. Bu hafta Perşembe sohbetinde dedim. Teheccüd kılanlar, kaçırmayanlar, pazartesi, perşembe sürekli oruç tutanlar değil bize mi? Bomba yağdırdılar. Değil mi? İşte bunlar bu işin bir kısmında değil mi? Harici yani. Bunlar. Harici. Aynı harici, mantık harici. Evet. Şimdi bu noktada kendinden gayrini zaten Müslüman görmez. Kendinden gayrini haklı görmez. Ha, bu harici tavrı değil mi? Harici tavrı. Ben haklıyım, benden gayri. Herkes haksız, herkes kafir, herkes zındık. Herkes günahkar. Ondan sonra bunların malı helal, canı helal. Evet. Ondan sonra önüne geleni öldürebilirsin. Evet. Hani Hazreti Ali öldürüyor. Seni beni öldürmez mi yani? Kesinlikle seni yani. Beni öldürmez evet. mi? Bu kafa evet. bu. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. O zamankilerin alametlerini de bildirdi. Sima-ı tahlik. Bukhari'nin son hadislerindendir. Alametleri nedir ya Resulallah? Tıraştır buyurdu. Bu tıraş baş tıraşı. Onlar o zaman Vehhabiler de aynı. Kadının bile kafasını tıraş ediyorlar. Kime diyorlardı? Sen bugüne kadar şirkteydin. Kabir ziyaret ettin. Türbeye gittin. Şirkteydin yeni Müslüman oluyorsun hemen kafasını tıraş ediyorlar. Evet. Vahabilerin mantığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani 200 sene evvel Osmanlı'ya karşı bu İbn Abdülvehhab meselesi. Orada tıraş tam çıktı. Sonra haricilerde tıraş hep baş tıraş. Evet. Sonra bu IŞİD'in çıkacağını haber verdi. Nuaym İbni Hammad'ın Kitabul Fiten'inde bu hadisler teke teklerde okumuştu. Fatih Altaylı devamlı onu söyler. İlk Cübbeli Hoca söyledi. Birisi kalkıyor ben söyledim. Hadi git işine diyor. O söyledi diyor evet. şimdi diyor karıştırma diyor. Yani onun öyle şeyi var. Doğrucu davutluğu evet. var. Mesela çünkü ben bunları açıkladım. O hadiste daha bunlar bu kadar meydana çıkmadan isimleri künyelerdir. Ondan sonra Ebu Fulan, Ebu Fulan. Hep Ebu'lu falanın babası. Bir tane isimleri künyeler evet. olacak. Karabayraklılar dediniz. Nisbeleri şeyli olacak. Şehirlerine olacak. Yani Bağdadi, Iraki, Makdisi. Evet. Hep öyle olacak. Yani falanın oğlu denmiyor. Babası yok. İbni falan yok. Hepsi net olduğu gibi çıkıyor. Ve şuuru murhat ke şuuru nisa. Saçları kadın saçı gibi sarkıtılmış olacak. Hepsi uzun saçlı. Bak o zamankiler için saçları diyor tıraş alametleri. Bu zamankiler için uzun diyor saçlı. Uzun saçlı. Evet. Tatifu bi Şam. Şam'da hayalet gibi dolaşacaklar. Ve tekşel Irak. Irak'ın tümünü kaplayacaklar. Evet. Ve tadribul cezira, Arap Yarımadası'nın tümüne darbe indirecekler. Vesaire vesaire. Evet. Daha birçok alameti var. Evet. Bunları eski sözde YouTube'da bulabilirler. Şimdi bu kadar alametleri bildiriyor. Çünkü bunlarda sizin diyor orucunuzu beğenmeyeceksiniz. Bunlar ne güzel oruç diyor. Namazınızı beğenmeyeceksiniz. Bunlar ne güzel namaz kılıyor. Ama Kur'an da okuyacaklar. يَقْرَوْنَ الْقُرَانْ لَا اَوْجَعْزُ تَرَاقِيَهُمْ Boyunlarını boğazlarından şuradan aşağı kalplerine inmeyecek. Böyle adamlar çıkacak diyor. Şimdi bunların en belirgin alametleri tekfir. Evet. Namaz kılmayan kafir bunlara göre. Evet. Açık gezen kafir, türbeye giden kafir, evet. ya Resulallah diyen kafir, evet. şefaat ya Resulallah diyen kafir. Hepsi kafir. Kabe'nin örtüsünü öpen kafir. Evet. Herkes kafir. Herkes kafir. Şimdi bunlar kesiyorlar, doğruyorlar millete. Tekfir mantığı. İşte burada Ehl-i Sünnet'in dengesi çıkıyor. Ya adam içki bile içse kafir diyemiyoruz. Sen adam Eyüp Sultan'ı ziyarete gitti diye kafir diyorsun ya. Nasıl oluyor? Hocam türbe bırakmadılar zaten. Bombaladılar, yani, bombaladılar sahabenin, Yunus Aleyhisselam'ın, evet, evet. birçok şeyin.
Ya türbeyi bırak, sahabeyi kabrinden çıkartıyor. Evet. Ya kabir evet. açmak haram. Evet. Neymiş? Oraya gelip ziyaret yapıyorlarmış. Alıyor bilinmeyen çölde bir yere götürüyor. Birçok sahabe de, sahabeden bazı zatlar, hatta ismi vardı aklımda efendim bir zat, o zatın taptaze çıktı cap canlı. Onlar da şaşırdılar. Ve o şekilde yine çöle götürdüler. Orada yerini kaybettirmek için. Birçok veli canlı çıktı. Taptaze çıktı. Bunlar hep yayın oldu yani. Herkes bunu gördü. Şimdi bu mantık nedir? İfrat. Evet. Bu aşırılık, aşırı taviz, yani taviz diyorum. Aşırı bir mantıkla efendim ameli imana sokuyor. Hı hı. Amel noksanlığını veya hatayı veya yanlışı imansızlık sayıyor. İmanla sayıyor ve onu kafir sayıyor. Evet. Bu sefer ne yapıyor? Bu kafir olduğu için bunun karısı da bana helal diyor. Hı hı. Ben bunu gasp ederim diyor. Kızı da cariye yaparım evet. diyor. Pazarda da satarım diyor. Malı da benim diyor. Evet. Bu kafa evet. ileri gidiyor. Bir de tefrit geri kalma noktası. Tabi tefrit de geri kalma noktası. O da kalkıyor diyor ki namaza lüzum yok. Evet. Sadece inan yeter diyor. Mürciye gibi. Mürciye gibi. İmanın var mı? Hı. Var diyor. Ne kadar günah yapsan zararı yok. Evet. Biz şimdi imandan çıkmaz diyoruz ama zararı yok diyor muyuz? Ya denmiyor. Bak tabii. diyoruz ki bir vakit namazda 80 sene cehennemde yanma cezası var diyoruz. Hı-hı. Sen efendim faizin işte zina gibi tehlikesi var. Zina cehennemde zina yapana kıyam azap kat kat edilecek. Ayet var diyoruz. Çünkü namazsıza da cehennemin dibindeki gay kuyusuna ulaşacağını hı hı. Meryem suresi söylüyor. Bu ehli sünnet bu işte. Evet. Orada da diyor ki sana ya dengeli. Kardeşim namaz kılmadın bir şey olmaz olur mu? Hocam namaz bu da tefrit. Bu yani, da çok geri. Salat namaz değil toplumsal dayanışma diye yani tefsirler var hani. Yani hiç, ne hiç, salat hiç, dua diyor. Ya dua diyor. Abdestel üzüm yok, kusler üzüm yok diyor. Hı hı. Ondan sonra duanı yap geç karşıya. Ya kardeşim ben metrobüste duamı yapıyorum diye işe giderken. Hı hı. Ya Allah Allah. İdâ kumtu bile salatı salata kalktığınız zaman diyor. Faksilu vücûkum elinizi yüzünüzü yıkayın, elinizi yıkayın. Burada bir özel bir amel var. Bunun başında vuzu denen, abdest denen bir ameliye var. Hı hı. Farzları var. Ondan sonra kumu kaim olun, ayakta durun diyor. İrkâhu rükû yapın diyor. Üstünü secde yapın evet. diyor. Namazın bütün fiilleri, bütün hükümlerinin muhtelif ayetlerde, hadi hadisi bile inanmasan bile, hı hı. ayetlerde yeri bulunuyor. Sen salatın lügat manasında duadır, ben duamı yap. Bunlar da tefrit. Evet. Çok geri kalma durumu. Veyahut da taviz verme, başın nakıl, kaşın nakıl. Evet. Ondan sonra askeriye de ilerlemek için zina da yapsan caiz. Hı hı. Ondan sonra kıza diyor git savcının koynuna gir. Hı hı. Ya ben bakireyim, ben namusluyum. Biz zina haram diye öğrettiniz bize. Ama diyor adam öldürmek de haram kızım diyor. Peki diyor. Harpte nasıl olacak diyor. Ha anladım diyor kızcağız. Hmm. Yani harpteyiz yavrum. Hmm. Bu savcıyı götürmemiz lazım. Yoksa bu savcı bizi götürecek hesabı. İşte hocam bunlar hep... Böyle mi? Ehli sünnet olmamasına, ehli sünnetin dengesinin yokluğu değil mi bu? Ya, ehli sünnet... Bunlara diyalog için dediğim zaman bunlar... Öyle rahatsız oluyorlar ki. Evet. Sonra Tayyip Bey paralel çıkarttı. Sonra tabii FETÖ evet. oldu şimdi de. Benim bunlara koyduğum isim, diyalogçu. Benim kendi koyduğum isim, hı. özel patenti evet. bana aitti. Evet. 7-8 sene evvel koydum bu adı. Diyalogçu. Ama herkes rahatsız oluyordu bundan. Yazıyorlardı evet. ne var diyalog iyi bir şey. Yahu diyalog 2009 konuşmamda diyalog Türkiye'yi işgal projesidir diyorum. Evet. Ya benim gibi safın, garibin, dervişin, meczup demeyeyim, meczup olmak yine bir makamdır. O kadar meczup olacak kadar makamım yok. Gariban bir adam... Oturduğum yerden diplomam yok, toplamam yok, hiçbir şeyim yok. 2009'da bunun işgal projesi olduğunu anlıyorum da. Ya bu kadar derin devlet, sığ devlet, MİT'i, istihbaratı vesairesi bu diyaloğun nereye çıkacağını niye düşünmüyor ya? Hocam siz diyorsunuz ki... İşte üç vasiyetimden evet. biri diyalog tehlikesi bu milleti dinsiz edecek diyorum. Hı hı. Eğer bu projeler tutsaydı o Mardin'deki... Hı hı. İşte şimdi Sırat Köprüsü'nden karşıya geçme. Eşek cennetine geçiyorlar karşı tarafına. Şimdi orada Tattıra Valide bizim müftü de var. Evet. Ve bu Diyanet destekli. Ve Diyanet hala bu diyaloğa reddiye yapmadı. Bakın dikkat edin şu ana kadar Diyanet'in din arası diyalog şirktir diye bir beyanı yok. Siz de diyorsunuz ki hocam. Ama yapmıyor. Çünkü o zaman da müftüyü oraya Diyanet'in izniyle gönderdi. Patrikhanenin papazı, hı hı. haham, bir de bu. Nereye gidiyor cennete bunlar ya?
Yani belki toplumsal iyi niyet için yapmışlardır ama şimdi anlaşıldı. Ondan sonra, değil mi? Peki şimdi, şimdi anlaşıldı. Şimdi haber barbar bağırıyor. Anlaşıldı. Efendim haçı da koyuyor üstüne. Tabii. Evet, caminin efendim, içinde. Süleymaniye'nin, Sultanahmet'in üstüne haçı koydu bunlar. 20 dakika evet. Kaldı STV'de. Evet. O evet. Zaman da konuştuk biz bunu. Evet. Evet. 2009 vaazlarım benim evet. Bunlar. Evet. Ondan sonra adam dizide kızım diyor çocuk işte kadına, yaşlı kadına. Komşu ölmüş de Hristiyanmış da bilmem neymiş de. Çok da iyi kadındı ya. Acaba cennete gider mi falan diyor. Allah Allah diyor, kimsenin ecrini zayi etmez. Kızım diyor. Hmm. Bunların işlendiğini tek tek sohbette konu ettim ben. Evet. Ne demek Allah kimsenin ecrini zayi etmez? Ecrini zayi etmez o demek dünyada uzun ömür verir, sağlık verir, bilmem ne verir. O anlamda. O anlamda ama öbür ayette diyor ki imansız olun, kafir ölenler finari cehennemi halidine fiyat. Evet. Hem de min ehlil kitap. Ehli kitabın kafirleri de finari cehenneme, ebedi cehennemde. Hocam yani siz biz bunları anlattık. Avcılar kulübüne bile üye olmadan girilmiyor. Nasıl olacak da Müslüman olmadan cennete girilecek diyorsunuz? İman ve ameli salih diyor. Kitabınız var. Yahudiler ve Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Giremez. Diyorsunuz. Koca kitap. Niye Ali İmran 64. ayetini seviyorlar hocam? Kitabınızda 62 da. 62 herhalde. 62 de olabilir. Olabilir. Benim bilmiyorum. Hani ben de tam rakamları. Aramızda eşit bir söze gelelim. Aslında bu da saptırıldı diyalogçular tarafından. Ha Ali İmran o şey. O Bekara 62. Öbürsünün dediğiniz 64 olabilir. Aranımızda eşit söze gelelim. Burada. Teala vila kelimetin diyor ki FETÖ. En sevdiğim ayet Kur'an'da bu diyor. Hmm. Çünkü neden? Muhammedur Resulullah. Yanlış mana verdiği için evet. Onu en çok seviyor. Evet. Ona doğru mana verse o da onu uyuz edecek. Evet. Diyor ki aramızdaki eşit söze gelin. Neymiş? Ellen şükebillahi şeyin. Allah'a ortak koşmayalım. Ve la tehize bazına bazına erbabe min dûnillah. Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab edinmeyelim. Zaten ona geldiği zaman evet. Muhammed Resulullah gelmiş oluyor. Evet. Değil şimdi mi? Peki çünkü birbirini Rab edindiği için Yahudi Hristiyanlar ittehazü ehbârahum ve ruhbânahum erbâbe min dûnillah. Öbür ayeti okumuyor. Bektaşi gibi la takrabus salâ namaza yaklaşmayın da duruyor. Peki öbür ayette diyor hahamlarını papazlarını Rab edindiler diyor. Evet. Bu ayette diyor ki birbirimizi Rab edinmeyelim. Bu ne demek? İslam'a gelelim. Çünkü evet. Onları İslam'dan engelleyen kim? Hahamları ve papazları. Evet. Ne diyor öbür hadiste Bukhari'de? Lev amene bi aşrun minel yehud le amene bil yehud. 10 haham bana inansaydı bütün Yahudi milleti iman etmişti bugün hmm. Müslümandı diyor. Evet. Şimdi bunu peki bu ayeti çok seviyorsun. Bu ayeti en iyi kim anlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlar. Evet. Ne anlamış? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti Hirak'le gönderdiği mektubun altına yazdı. Evet. O meşhur Topkapı Sarayı'nda hı-hı. Falan da olan. Kitabınızda da var. Bununla açıklamışsınız evet. Burada zaten. Ben tabi hatırlamıyorum. Kitaplar tabii. Epey oldu seneler. Sen maşallah yeni okuduğun evet. Çünkü. Orada diyor ki Bukhari hadisinde de geçer bu mektup. Bir Muhammedin Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Hirak'le azimir Rum. Rumların işte Bizans'ın hı-hı. Büyüğü Hirak'le diyor. Ve burada diyor ki inniye duruke bidiatil İslam. Eğer bu ayette ortada buluşalım. Hayır. Ben Müslümanlıktan taviz vereyim. Sen gavurluktan taviz ver. Ortada buluşalım manası olsaydı Bukhari ve sahih hadiste ve elimizde de Efendimiz zamanından yazı kaldı mı diye sormuşlar demiş. Evet. Hatlar var tabii. Bu musaflar da var. Hadisler de yazılmış. Bazı tabii müzelerde falan bulunuyor. Şimdi bu el yazısıyla şu anda mevcut. Yani vahiy katibinin yazısıyla Efendimiz Aleyhisselam yazmazdı. Ne diyor orada? İnne yed'uke bidâetil İslam. Ben seni İslam davetiyle çağrıda bulunuyorum sana. Eslim teslem. Müslüman ol, kurtul. Yutike Allah ecrake merrateyn. Allah sana iki kat mükafat versin. Ben gönderilmeden evvel İncil'e inanmıştın. Şimdi yeni kitap indi. Yeni peygamber geldi. Bana da inanmak, bana uymak. Tabi orayı bırakmak lazım. Hı hı. Bana uymak. Çünkü o aynı birleşiyor çünkü. Bana uydun mu bütün peygamberlere inanmış olmuş oluyorsun. Evet. Allah iki kat mükafatını verir. Çünkü ehli kitap olduğun için hı hı. Oradan da hak kitaba inandığın için iki mükafat alırsın. Fe'in tevelleyte eğer diyor bana uymaktan, Müslüman olmaktan yüz çevirsen fe'inneme aleyke ismel yerisin. Sen devlet reisi olduğun için bütün millet sana bakar. En önemli noktası senin değil yüzünden mi? Diyor. Evet. İmandan, İslam'dan mahrum olan bütün Rum milletinin yani şu andaki bütün Avrupa, Amerika, hı-hı. İngiltere buna dahil. Evet. Bütün Rum milletinin günahı vebali boynundadır diyor. Evet. Günah vebali boynundadır diyor ve peşine kul ya ahlel kitap ey ehli kitap söyle ki aramızdaki ortak kelimeye gelelim. Çünkü ortak kelime neydi? Sadece Allah'a kulluk edeceğiz. Hı-hı. Ortak etmeyeceğiz. Birbirini Rab edinmeyeceğiz. Bu ortaya geldiğin zaman zaten
Sadece Allah'a kulluk ediyorsun. Allah ne indirdiyse ona inanman gerekiyor. Evet. Allah hangi peygamberi gönderse, yeni gelirse yeni gelene de inanman gerekiyor. Ve ona uyman gerekiyor. O kitap ne oldu? Bu kitaba tabi olman gerekiyor. Çünkü ortak kelime şu. Şirk yok. Allah'tan ibadet yok. Birbirini Rab edinmek yok. Hı hı. Birbirini Rab edinmedin mi sorun çözülüyor. Evet. Çünkü hahamlar, papazlar Rab konumunda oldukları için, kitapları tahrif ettikleri için millet yolunu bulamadı, Müslüman olamadı. Hatta Rabbi diye sesleniyorlar Yahudiler, değil mi? Rabbi eylen hahamlarına. Hahamlarına. Evet. Zaten ayet söylüyor. Evet. Hahamlarını Rab edinile. Burada bu ayeti de peşine söylüyor. Fein tevelle fekulü şedû biennâ müslimûn. Bakın ayetin sonuna. Eğer onlar ortak kelimeye gelmekten, ya şunu anlayamayacak kadar FETÖ'nün aklı yok mu ya? Var. Bile bile saptırıyor. Bile bile. Çünkü bu ayetin sonundan anlamıyor musunuz ki? Zerre kadar aklı olan. Hı hı. Eğer onlar yüz çevirirse ortadaki kelimeye gelmekten, hı hı, siz deyin ki o zaman şahit olun biz Müslümanız. Bu ne demek? Yani sen madem ortak kelimeye gelip Müslüman olmuyorsan, hı hı, bari benim Müslüman olduğuma şahit ol. Çünkü evet, sen de ortak kelimeye gelseydin adın Müslüman olacaktı. Evet. Sen de Müslüman olacaktı. Gelmiyor musun ortak kelimeye? Yani İslam'a gelmiyorsan demek istiyor. Evet. Şahit ol o zaman, ben Müslümanım. Sen gelmedin ama ben Müslümanım. Bu ayetin en çok seviyorsun. En çok sevdiğin ayet senin zaten, yarın ahirette cehennem. Hocam haçlıları da seviyor. Size bir şey yapmaz haçlılar diyor yani, değil mi? Öyle bir beyanı da vardı FETÖ'nün. Sonra duyduk bunları. Neler var, duyduk var ya. Var açıkça söylüyor. Haçlılar... Muhammed Resulullah demeyene. Tabii. Efendim başımın tacı yaparım diyor ya. Tabii. Evet. Başımın tacı yaparım diyor. Allah bir desin diyor. Muhammed Resulullah demesin diyor ya. Demese diyor başımın tacı yaparım. Sesinden duyduk. Evet. Ama açık... bunlar yeni yeni armut gibi dökülmeye başladı. Deccal olabilir mi hocam? Deccal olamaz. Olamaz. Deccal'ın öncüsü olur. Yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyuruyor. Ela inne beyne yedi saati deccacile. Bir sürü deccal var. Şimdi bakın yani, efendim. Hı. Bu Mehdi ve deccal konu da çok sulandırmak. Evet lazım. Yani mesela. Şimdi çok sulandırdığın zaman adam diyor ki bizim şeyhimiz Mehdi'ydi. Hı hı. Efendim bir şahıs içinde o da deccaldı diyor. İkisi de ölmüş. Hı hı. Ne oldu? Ben de diyorum ki İsa aleyhisselam eksik kaldı diyorum. Böyle suratıma bakıyor. Evet. Sen hocayım diyorsun. İlim adam mıyım diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki Mehdi'yi buldum. Deccalı buldum diyorsun. Ben de sana Mesih'im nerede diyorum. Yok. Yok. Kıyamet alametleri nerede diyorum öbürleri? Yok. Dehabbetülaz nerede? Yok. Yecüc Mecüc nerede? Yok. Kıyamet niye kopmadı da biz hala yaşıyoruz diyorum. Evet. Güneş batıdan niye doğmadı diyorum. Hı. Apışıp kalıyor. Evet. Şimdi Deccal Mehdi mefhumlerini güzel anlamak lazım. Her şeyi yapıştırmayalım bu etiketi. Ya televizyon Deccal dediler. Ha evet yani. E mesela yani. Şey Yaşar Nur o zaman Hartentik mi ne o adam, bir adam var ya. Ha evet şey o Stephen adama, Hawking. Dehabbetülaz dedi. Dehabbetülaz dedi ya. Evet. Yani şimdi bunun ne alakası var dehabbetül arzla ya bu adamın? Kur'an-ı Kerim söylüyor. اَخْرَجِنَا لَمْ دَهَبَّتَمْنَا تُكَلِّمُمْ. Onlarla konuşacak insanların, ya ayetin ilerisinde söylüyor, bunun vasfını söylüyor. İnsanların imansız olduğunu yüzlerine vuracak, ilan edecek diyor. Bu adam nerede millete İslam'a mı davet ediyor? Siz inanmıyorsunuz Allah'a, kitaba diye vaaz mı yapıyorsun? Yani bunu, bu ayeti nasıl sen böyle şey... Bu sulandırmak diyorsunuz değil mi hocam? Sulandırmak ve inkar. Evet. Tevil, bazı teviller tahriftir. Her yorum... Evet. Her yorum uygun değil. Kur'an'a sünnete uyan tevilleri alırız. Hı hı. Ama sadedinden, maksadından çıkaranlar yorumda kalmaz. Tahrif olur. Değiştirmek olur. Yani sen dehabbetül arzı inkar etmekle bu adama hayretlik mi ne, ona sen dehabbet demek ayeti inkar etmekle eşittir. Hı hı. Çünkü ayetteki sıfatı tutmuyor. Evet. Şimdi onun için bu FETÖ için şunu diyorum ben. Hı hı. Kıyamet gelmeden deccallar gelecek. Birden fazla. Birden öncüleri. Fazla. Yani esas deccalın öncü deccalları. Ne gibi? Hazreti Mehdi'den öncü Mehdi'ler var. Mehdiler. Çünkü her yüzün başında bir müceddit geleceğini Ebu Davud hadisi. Ha, bu var değil mi hocam? Ben Ebu Davud hadisi evet. Sahih ya. Sahih. Ebu Davud da buyuruyor ki sallallahu teala aleyhi ve sellem inna Allah'a yeb'as ala rasi kulli miyet sene men yüceddidü lihazil ümmet emrad diniha. Her yüzün başında 100 hicri yüz. Şu anda 15. asrın başındayız. Hı hı. Yani başı da geçti. 25'ten sonra başı olmaz diyor İmam-ı Rabbani. 25'e kadar iki çeyrek. Bu arada gelmesi lazım. Her yüzün 100 sene diyor. Hadis diyor bak. Her 100 senenin başında bu ümmet için dininin konularını efendim vuzuha çıkaracak, bid'atleri öldürecek, sünnetleri yeniden canlandıracak bir müceddidi Allah yollayacak. Hı hı. Bu Ebu Davud'dur. Sahiptir. İtikadımız evet. Budur. Mehdi hakkında yine Ebu Davud'da var. Yani Zâraytübü râyâti sürt min Horasan, Horasan'dan siyah sancakları gördüğünüz zaman
Fettebi'u velev habben alethel. Kar üzerinde emekleyerek de olsa o orduya katılın. Horasan dediğimiz yani bizim Türkistan bölgeleri. Ahmet Yesevi'nin o diyarı, Türkistan, Türkmenistan o bölgelerin hepsinin adı geneli Horasan'dır. Evet. Bu bölgede siyah sancaklar gelecek diyor. Hani Erzurum Horasan zannetmesin. Tabii evet. O bölgeden siyah sancaklar gelecek. Bunlara gördüğün zaman fe'inne fi halifetullah halifetullah'ın mehdi, Allah'ın mehdi halifesi Mehdi'ye yardım geliyor orada. Mehdi orduda değil. Mehdi Mekke'de. Halife Allah'ın halifesine yardım gittiği için kar üzerinde emekleyerek de olsa desteklerin oraya tabi olun buyuruyor. Bu da Ebu Davud'da. Hocam, ama bunlar... hemen konuyla ilgili Erdal Sözkan demiş ki hemen bunu da eklerseniz sevinirim. Mehdi Aleyhisselam bazı alim Mehdi Aleyhisselam'ın bazı alimlerin gelmeyeceği Kur'an'da Mehdi'nin geçmediğini söylüyor bazı alimler. Yani Kur'an'da geçmiyor Mehdi. Ne dersiniz buna? Ya Kur'an'da geçmiyor lafından daha büyük cehalet ve rezalet yoktur. Bir Müslüman için Kur'an'da geçmiyor demek kadar cehalet yoktur. Maalesef bunu bugün Diyanet'in en üst seviyesindeki hocalar söylüyor. Bu Kur'an'da geçmiyor. Ya bu ne mantık? Yani bir kenara atalım. Ya Kur'an'da 5 vakitte geçmiyor. Zekat 40'ta 1 de geçmiyor. O hepsi... zaman Diyanet ayarlasın. Bu sene 40'ta 10 vereceksiniz desin. Diyebilir mi? Diyemez. Ama Kur'an'da geçmiyor abi. İşte ben bu... namazı 4'e indiriyorum dedi biri diyelim. Diyanet ille 5 diyemez o zaman. Niye? Kur'an'da geçmiyor. Ama ben Diyanet'ten bu lafı duyuyorum maalesef. Yani Kur'an'da geçmiyor. O kadar yani cahilane bir tabir ki Kur'an'da geçmiyor. Kur'an'da geçmiyor dediğin an din gitti. Beş vakit gitti. 40'ta 1 gitti. Haccın farzları geçmiyor. Haccın vacipleri geçmiyor. Hiçbir ibadeti yapamazsın. Kabak gibi ortada kalırsın ha böyle Kur'an'a baktığın zaman. Kur'an anayasa kitabıdır. Kur'an seni sünnete havale ediyor. Ve ma ataakumur rasul fehuzuhu ma na'tumun fentu. Verdiğini alın, Resulümün yasakladığını bırakın diyor. Buradan zaten istikameti Allah'ım gösteriyor ya Rabbim, değil mi yani? Ya Resulallah. Evet, evet. Kur'an'da geçmeyen haramlar var ya. Erkeğin altın takmasından, ipek giyinmesinden vesaire. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen birçok şey yiyeceklerde haram olan yiyecekler var. Kur'an-ı Kerim'de haramlar listesinde geçmiyor. Ama herkes biliyor ki haram. Yani şimdi bunları Kur'an'da geçmiyor diyemeyiz. Evet. Kur'an'da işaret geçiyor. Resulüm itaat eden, men yutar Resul, Resulüme itaat eden, fakat yata Allah bana itaat etmiş. Yani Allah Teala hadis-i şeriflere bizi yönlendiriyor. Evet. Çünkü venzelle aleyke zikr, ben sana bu Kur'an'ı indirdim. Litübeyine linnâs, açıklamayı sen yapacaksın diyor. Evet. Manüz zileyleyin. Ne indirildiğinin beyanı sendedir. Yani hadis-i şerifler hepsi Kur'an'ın şerhi ve tefsiridir. Bütün hadis-i şerifler Kur'an'ın tefsiridir. Sen şimdi Allah Teala diyor ki yemeyeti bazı ayeti Rabbik. Rabbinin bazı ayetleri geldiği zaman la enfe'u nefsen imanı. O zaman iman fayda vermeyecek. O bir ayetlerin bazısı. Ne o şimdi? Evet. Ne yani şimdi? Diyanet fetva kurulu toplansa, ilahiyatlar toplansa o ayetteki ayetlerin ne olduğunu diyemez ki. Ama hadis-i şerif diyor ki güneşin batıdan doğması diyor. Bunu sünnette buluyoruz işte. Ama güneşin batıdan doğduğu zaman iman fayda vermeyecek. Ona kadar herkes inansa Müslüman olabilir. Evet. Tevbe kapısı da açık, iman kapısı da açık. Peki sen ne zaman diyebilirsin ki Müslüman oldum? Sana ne? Senin Müslümanlığın fayda vermeyecek. Ne zaman? Ayet geldiği zaman. Hangi ayet? Bazı ayet-i Rabbik. Rabbinin bazı ayetleri diyor. Nasıl olacak? Öbür ayet de diyor ki fakat eşratuha. Kıyametin bazı alametleri geldi bile diyor. Hangi alametleri? Resulullah işte ente min zikraha. Habibi sen de bir alametisin diyor. Ondan sonra Efendimiz'i gönderiyor. Onunla öbür beyanları yaptırıyor. Evet. Ebu Davud da Mehdi'nin geleceği bildirilmişken nasıl inkar edebilirsin? Tirmizi'de var diyormuş. Bu, Ebu Davud da var. İtikadi konuya giriyor i̇tikadi değil mi hocam? İtikadi konu. Ve İsa sevfe ye'ti thümme yutvili deccali şakiyin zi kabali bedül emali kasidesi. Bütün ehl-i sünnet akaidi, özellikle Maturidi ekolümüzün metnidir. Evet. İmam Rabbani bile o metni kullanır. Bütün medreselerde okutulmuş. Evet. Okutulmuş. Üzerine yüzlerce şerh yazılmış. İsa yakında gelecek, fesat sahibi, deccalı helak edecek diyor. Şimdi bu adamlar öyle bir adamlar ki, şimdi diyorsun ki Süfyan'ı gelecek. Benim Mehdi ile ilgili bir kitabım var. Hazreti Mehdi muhakkak gelecek ama bu yüzyılda değil. Kitabın adı da bu yüzyılda değil de kitabın adında. Onu da birine çakmak için yazdım ama
Çakmağa lüzum kalmadı. Adam zaten kendi kendine devre dışı kendini bıraktı. Neyse. Evvelce bayağı bir insanlar onu yazdırıyorlardı. Biz de anlatıyorduk. Anlatamamıştık. Neyse. Ben neleri uyarmadım ki? Evet hocam. Neleri uyarmadım? Tek başınıza mücadele ediyorsunuz gerçekten. Ediyorum. Vallahi güç verse. Evet, ediyorum. Amin. Ben bunları 20-30 sene evvel uyardığım olaylar. Hepsi baştan kabak gibi patladı. Yapmayın bu adamları yazdırmayın. Bindiniz bir gemiye nerede ineceğiniz belli değil. İsim vererek tabii. Ama anlatamadım. Şimdi insanlar zaten kendini açığa verdiler ne mal oldu. Kimisi açığa verdi, kimi darbe yaparak açığa verdi. Evet, evet. Kimi karılarla oynayarak açığa verdi, kimi bilmem ne yaparak açığa verdi. Herkesin meydana çıkıyor, Allah çıkartsın. Evet. Allah çıkart. Ne kadar kripto gizli varsa onlar da çıkarsın Allah. Amin, çıksınlar. Ben devam dua ediyorum. Ya şimdi, burada Süfyani de hadislerde var. Fakat diyelim Taberani de var. Yani Sünen'de yok diyelim. Hani tam da bir bütün hadislerin hafızı değilim. Birçok bir şey bilirim ama. Belki Sünen'de de var ama diyelim ki Taberani. Benim için Taberani muteber, Beyhekî muteber. Kaynak dolu canım. İbn-i Ebi Şeybe sadece 6 hadis, 9 kitap değil ki bizim. Hadis kaynaklarımız çok. Müsnetler var, musannefler var vesaire. E şimdi Ahmet bin Hanbel 1 milyon hadis bildiğine göre. Yani bu kadar mesele var. Tabi bunlarda mana tekrarını mülaza edersen 1 milyon oluyor herhalde. Kaynak şey değişiyor. Şimdi bu kadar Süfyan diyor, ne diyor şimdi, buna inanmıyorum diyor. Niye inanmıyorsun diyor. Veyahut da diyorum işte IŞİD çıktı, işte bu IŞİD şudur budur, saçları şöyle oluyor. Böyle bir şey yok diyor. Ondan sonra çıkıyor. Çıkınca bak tuttu mu diyorsun. Tutuyor diyor. Hani Yaşar Nuri dedi ya, Letif Tehanel Konstantiniyye diyor, İstanbul mutlaka fethi olacak. Hadis dedi sahih değil ama dedi. Ne yapacağız şimdi, İstanbul'da fethi oldu arkadaş dedi. Ne yapacağız şimdi dedi. Ne yapacağız evet. Ha yani hadis İstanbul'un fethinden kaç yüz sene evvelki yazma kaynaklarda mevcut. Evet. Bunu değiştiremez. Bu yazma kaynak İstanbul'da fetholunuyor. Ondan sonra bunların saçının sarkıklığına kadar çıkacağı söyleniyor. Şam adresi veriliyor. Irak isimle söyleniyor. Evet. Ve bu kitabın yazması 1100-1200 sene evvel yazması var bu kitabın. Evet. İnkar da edilemiyor yani. Kitap yazma. Kronolojik olarak. Ne diyoruz? Karbon testine gönder. Tabii. Yeni yazılmamış ki bu. Evet. E peki bu kitap Buhari'nin şeyhidir gerçi ama sahih olarak Kitabul Fiten yani sahih görülmüyor. Sahih değil demek. Uydurma demek değil ha. Hadisteki şey bu. O zinciri tabir değil bu, mi? Sahih şart, ağır şartlar oluyor sahih olmak için. Yani Bukhari'nin mesela Sahih-ül Bukhari meşhur ama Bukhari'nin dünya kadar başka kitabı var. Tarih-ül Kebir'i var. Tefsir-ül Kebir'i var. Dolu kitabı var. Onlara sahih denmiyor. Bukhari'nin olsa da. Çünkü neden? Sahih'te çok ağır şartlar koymuş. Öbüründe ağır şartlar koymamış. Gitmiş hocalarından öğrenmiş, nakil yapmış. Şimdi bunlar da muteber kitaplar. Ama diyor ki Süfyani diyor yok diyor şeyde. Kütüb-i Tis'a'da yok diyor. Mesela. Veyahut İstanbul'un fethiyle, Fatih'in methiyle, felen i'mel emiru emiru'a. İşte ne güzel komutan, işte Müslüman Türk ordusu, felen i'mel ceyş, ne güzel ordu falan. Diyor ki şeyde yok diyor. Yani. Altı kaynakta yok diyor. Şimdi Süfyani dokuzunda yok diyor. E sen bu sefer gitsen Fatih Sultan hakkında, İstanbul'un fethi hakkında, Türk ordusu hakkında bir metiye şey etsen. Bu sefer oradan da diyor ki efendim diyor Kütüb-i Tisa'da Ahmet İbni Hanbel'de var diyorsun. Ahmet İbni Hanbel'de var ama diyor Kütüb-i Sitte'de yok diyor. Geliyoruz Kütüb-i Sitte'ye. Kütüb-i Sitte'ye geldiğimiz zaman diyoruz ki Kütüb-i Sitte'den şimdi diyor efendim Kütüb-i Sitte'den Mehdi'yi buluyoruz. Diyoruz ki Mehdi çıkacak. Benim zürriyetimdendir. İsmi Yuvafık, ismi Vesbu Ebi Yuvafık, ismi Ebi. Adı benim adım olacak. Babasının adı babamın adı olacak. Dünyadan levlem yapka minet dünya illa yevm le tavvelallahu zelkel yok. Dünyanın bitmesine bir gün kalsa Allah o günü uzatacak, yine Mehdi'yi gönderecek. Bu da efendim bu diyoruz Kütüb-i Sitte'de var. Yani geliyoruz ya geriden ağrı. Altı kaynakta var diyoruz. Bu sefer altı kaynağı delil gösteren adam varsa da diyor bu diyor ben buna inanamam diyor. Onu da reddediyor. Ondan sonra geliyoruz. Sen şeye inanır mısın diyoruz. Bukhari Müslim. Ona da diyor ki bu sefer Bukhari Müslim'de yok diyor. Sahihayn'da yok diyor. Yani altı kaynaka geldiğim zaman Bukhari Müslim'de yok. Ne peki diyoruz? Deccal. Bukhari Müslim'de var. Deccal'dan sakınma babı var. Her namazdan duası var. Sığınma duasını öğretmiş. Bukhari Müslim'de var. Bu sefer diyor ki Kur'an'da yok diyor. Bak dikkat et geldim geldim. Evet. Bu sefer adama Kur'an'dan bir şey söylüyoruz. Dehabbetül arz. Aklı basmıyor. Nereden kayadan hayvan çıkacak. Herkese alnına basacak. Evet. Nişanlayacak. Bilmem ne bilmem ne. Kur'an'da varsa da diyor bu diye. İşte ayetim tiktir. Deccal. Televizyondur diyor.
Şimdi bu Müslüman mantığı değildir. Allah'a Resulüne iman eden böyle taşlı pirinç gibi Kur'an'ı, sünneti ayıklayamaz. Ayıklayanı Allah cehenneme ayıklar. Cemaattan ayrılan cemaat ne? Ehli sünnetin yani sahabenin inandıklarına inanmaktan ayrılan. Yoksa Fatih Camii'nde cumayı kaçırdın diye cehenneme gitmezsin hemen. Evet. Cemaatın inancından diyor karış. Bak şibran karış. Şibran bir karış ayrısa. Cehennem cemaatlerine ilhak olur diyor. Evet. Bu da Tirmizi'de var. Hatta fakat hali aribkatel İslam'ın onuku İslam ipini boynundan çıkarmış olur diyor. Evet. Cemaatın inancından karış ayrılan. Çünkü bu imanla ilgilidir. Yoksa dedim namaz, abdest işleri, tembellik vesaire günahlar, büyük günahlar da olsa insanı kafir etmez. Ama burada kader yok, alın yazısı yok, Mehdi yok, Deccal yok. Yine ifrat tefrit meselesi hocam. Bu o zaman FETÖ'nünkilerde Mehdi'ye yeminimiz var diye adam milletin üzerine ateş açıyor. Yani kendi peşine düştüğü adamla. Mehdi'nin sıfatı var. İşte onun için onda sıhhatli olarak. İsmi Fethullah olamaz ki. İsmi Muhammed olacak. Bazı rivayetlerde Ahmet var, zayıftır. Evet. Muhammed rivayeti kuvvetlidir. Hazreti Hasan soyundan gelecek. Hadi bunlar şecere uydurmuştur belki, gizli şecereleri de vardır. İkide bir şehit oluyorlar çünkü buradan. Parayı basar şehit oluyor. Ondan sonra babasının adı ne bunun? Ramiz mi bir şey? Öyle bir şey. Babasının adı Abdullah olması gerekiyor. Yani bir daha bir Mehdi falan uyduracaksalar Siyonistler. Yani biraz kitaba baksınlar kardeş. Evet. Yani ona göre doğan yeni bir çocuğu falan bir şeye uyarlasınlar babasının adını bilmem. E şimdi bu şartları söylüyor. Ondan sonra Mevlüdül Medine, Medine'de doğacak diyor. Erzurum'da doğacak demiyor ki. Ondan sonra Mekke'de biat alacak diyor. Adam Mekke'ye gitmemiş ki. Evet. Bir kere Ömre Emine gitmiş gitmemiş, orada ihtilaflı. Evet. Ne olduğu belli değil. Sahilde yaparken uçuyor falan dediler. Evet. E şimdi bu kadar şeyde bunlar, bir de esas mesele şu. Bu adam Mehdi'den çok Deccal'a yakışıyor. Evet. Mehdi'lik hiç alakası yok. Ama kıyametten önce Deccallar çıkacağı hadisine göre, İmam Berzenci Eli Şafii Eşfaratı Sağ kitabında bu hadise çok yer verin. Bu Deccalların sıfatları tıpatıp uyuyor. Uyuyor değil mi hocam? Ve humül e'immetül mudillûne. Neler onlar hocam? Kimler onlar diyor. Kim? Tak. Ama bak hiç izah yok. Saptırıcı imamlar. E'imme imam. Mudil saptırıcı. Milleti, dünyasını, ahiretini mahvettiler. Evet. Bu kadar insanları dinden imandan ettiler. Bu kadar insanları işinden gücünden ettiler. Bu kadar insanları saptırıp helak ettiler. Dünyada var da gitti, ahiretleri de gitti. Ahiretleri de gitti değil mi hocam? Gider. Ancak şimdi adam hapse de gitsin, tövbe kapısı açık. Hükümet belki tövbesini kabul etmez çünkü tövbe merci hükümet değil. Değil, tövbe. Evet. Hükümet tövbe kabul edemez. Evet. Bizde ruhban sınıfı yok. Papaz gibi günahını mı çıkartacağız adamı? Evet. Hükümet tevbesini kabul edemez. Allah tevbesini kabul edebilir. Ama diyecek ki ya Rabbi ben sana sığındım. Bu herif bizi şirke düşürdü. Yahudi Hristiyan cennete girecek. Muhammed'in rosbası olur. Bu şirkmiş ya Rabbi biz anlamadık. Diyecek, iman edecek. İmanı tazeleyecek. Tevbe kapısı açık Allah'a göre. Başka ne sıfatlar veriyor? İmamlar. Saptırıcı imamlar. Bir de imam diyor. Bunların da bütün tabirleri imamdan evet, gidiyor. Evet, bütün tabirleri öyle. Biz mesela yani diğer cemaatlerde ben böyle imam tabiri duymuyorum. Yok oranın imamı, yok buranın imamı. Yok imam tabiri bir tek bunlarda var. Hadis-i şerifte diyor ki kıyamete çok yakında çıkacaklar saptırıcı imamlar. Kendisi de kainat imamıymış zaten. E tamam, kainatı saptıran demek. Kainatı saptıran demek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi burada bir adam senin üstadındır, hocandır, şeyhindir, mürşidindir vesaire vesaire. Hocam bura çok önemli. Yani mesela sizin de bağlı olduğunuz insanlar var, takip ettiğiniz insan, sizi de takip eden insanlar var. Şimdi sizin takip ettiğiniz bir insan size akla, mantığa, nassa, sünnete, Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir şey söylediği zaman hani buna bir uyma mükellefiyet var mı? Böyle bir şey var mı? Olur mu mükellefiyeti? Mesuliyeti var. Mesuliyeti var. Mesuliyet haram ya. Evet. Şimdi burada tabii ben bir tarikat şeyhi gibi, halifesi gibi bir konumda biri değil. Ha, müntesip miyim? Müntesibim. Mürit tabir edilebilir. Onu da beceremediğim için mürit demeye de utanıyorum. Müntesip demekten de hayal ediyorum ama fiz zahir Mahmud Efendi Hazretlerinden istifade etmişim. Evet. Zikir öğrenmişim, ders öğrenmişim. Bizzat okumuşum da. Evet. Her türlü ilimden ondan almışım yani.
benim bağlandığım bir yer. Ha, bana o manada bağlanan yok. Çünkü o konumda değilim. Evet. O konumda icazetli değilim, bir şey değilim. Ama beni dinleyen var. Ben bir evet. Hatip dersin, hatip dersin, vaiz dersin falan bunları diyebilirsin. O anlamda bağlanız çok hocam yani. Emri bil marufçu dersin, evet. Tebliğ evet. Ehli dersin. Bunları kabul ederim, hı-hı, sıfatları. Ehl-i sünnet müdafi dersin. Bunları kabul ederim. Evet. Ama şeyi kabul etmem. Yani intisap manasında benim hiçbir müttesibim, intisaplım, hı-hı, yok. Olamaz da çünkü şu an benim mücaz değilim. Yani icazetim yok, bir şeyim, evet, yok. Ha, kendim de beceremediğimden zaten intisabı da becermeye uğraşıyorum. Bu intisap bağlantı demektir. Yani bağlantı, evet, şuradan işte şey. Efendim yeden bir yedin, elden ele geliyor. Hı-hı. İşte efendim o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hazreti Sıddık öğrenmiş. Hı-hı. Ondan öğrenmiş. Hadislerde de vardır buna. Müselsel denir. Hı-hı. Silsileden gelir. Hı-hı. Silsileden gelir. O hadisi Resulullah'dan şu sahabe duymuş. Evet. Ondan şu tabiin duymuş. Bu zamana kadar bazı alimler var. Ki benim de var. Hı-hı. Öyle bir duyduğum alim. Mesela Resulullah Efendimiz'e kadar duyanlardan duymuşum. Hı-hı. Resulullah Efendimiz'e kadar arada kopukluk yok. Böyle hadisler duyduğum, hı-hı, zatlar var. Seyyid Muhammed Alevi Maliki'den vesaire işte zatlardan duymuşum. Evet. Ondan sonra öyle şeyim de var. Kıraatım da var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt kıraat almış sahabiden direkt gelen onlar yazılı icazetlerim de var. Evet. Yani o zat mesela şimdi öyle bir zat var diyelim. Bunlar bir tane değil dünyada var, hı-hı, yani. Hı-hı. Bunlar silsile yani. Maneviyatta da bunun feyzi Hazreti Sıddık almış. Hazreti Sıddık'tan Hazreti Selman almış. Hı-hı. O halifelik olarak gitmiyor. Hı-hı. Yani Hazreti Ömer, Hazreti Osman'a geçmiyor o nokta. Evet. O iki yere gidiyor. Bir Hazreti Sıddık'tan gelir. Bütün tasavvuf ekolleri. Bir de Hazreti Ali Efendimiz'den gelir. Evet. İki ekoldür. Evet. Nakşi Hazreti Sıddık'tan gelir. Kadiri, Rıfa-ı Ekseri'si Hazreti Ali Efendimiz'den, evet, gelir. Ehl-i Beyt zaten Hazreti, hı-hı, Ali Efendimiz'den hem zahiren hem batınen gelir. Evet. Bütün kutuplar Ehl-i Beyt'ten gelir. Seyitler, evet, tarikatların, müessislerinin hepsi de seyittir. Resulullah'ın torunları. Hepsi. Bila istisna. Çünkü onun torunlarına o nasip, hı-hı, o feyiz, o bereket ihsan oluyor. Şimdi buradaki intisap iyi bir şey. Güzel bir şey. Çünkü fesel ve ehle zikir. Zikir ehline sorun diyor Kur'an. İn kuntum la te'alem. Bilmiyorsanız. Yani ben şimdi makarna pişirmeyi bilmiyorum. Bir, hı-hı, çuval makarnayı hamur ederim, bırakırım. Onu hanıma mı soracağım, kime soracağım, bir şey yapacağım zaman, hı-hı, sormadığın zaman. Buradaki zikir ehlinden kasıt bu mu? Zikir ehlinden kasıt ilim ehlidir. İlim ehli. İlim ehlidir. Ama ilim ehli buyurulmayıp da zikir ehli buyurulmasının da bir hikmeti, hikmeti var. Var. Evet. Çünkü zikir Kur'an'da fezkurun ezkurküm, siz beni zikredin, ben sizi vezkurullah kesiren, Allah'ı çok zikredin. Zikir de özel bir tabirdir. O zaman zikir eline, hı-hı, sorun. Yani zikrin usulünü bilmiyorsanız zikri sorun. Fıkı bilmiyorsanız helal haramı ona sorun. Hı-hı. Hanımına bir laf ettin, talak vakı oldu mu olmadı mı git fıkıhçıya sor. Zikir ehli oldu, evet, o zaman zikir ehli o oluyor. Çünkü bana geliyorsun, ben diyorum ya senin fetvanı ben bilmiyorum. Git şu hoca efendiye. Çünkü o zaman zikir ehli fıkıh, evet, oluyor. Yani sanatta İstâinû fî kulli sanâtin bi sâlih ehliyâ. Her sanatta ve meslekte ehlinin salihlerinden yardım alın. Acayip bir hadis-i şerif. Evet. Her sanat ve meslek. Zikir ki en ince meslektir. Evet. Hiçbir şey mürşitsiz olmazken, hı-hı, bu nasıl mürşitsiz olacak? Hı-hı. Musa aleyhisselam ül azim peygamberken Mevla gönderiyor Hızır aleyhisselam'dan biraz da ledün ilmi al bakalım. Evet, değil mi? Bu Kur'an'da zikredilmese hepsi hurafe diyecek. Evet. Evet. Hadiste kaynak arayacak. Doğru. Ama Kur'an'da zikrediliyor. Hele tebiyon ki sana uymama izin verir misin? Bunu diyen, hmm, Musa aleyhisselam. Kitap sahibi. Yani, evet. Hızır aleyhisselam peygamber olduğu bile ihtilaflı. Alâ en tuallimeni. Bana öğretmen için. Mimma ullimte. Sana öğretilenlerden. Rüşda. Evet. Biraz kemal makamı, rüşt makamı, manevi haller, ledün ilmi. Evet. Çünkü allemnâ milledünnâ ilma. Katımızdan vasıtasız ilim verdiğimiz kulumuz var. Tasavvuf hikâr edilemez. Bütün kaynağı Kur'an ve sünnete dayalıdır. Ama tasavvufta en büyük kural, tasavvufun ağa babası yakışmıyor belki ama, hı hı, Kutbul Aktab'ı diyeyim sana, Cüneyd Bağdadi'dir. Evet. Seyyidü't Taife'dir. Evliyaullah'ın efendisidir. Bu zatın bir sözü var. Herkesi bağlar. Nedir hocam? İlmuna haza, bizim bu tasavvuf ilmimiz muktayyedun bil kitabi ve sünne. Kur'an ve sünnet bağıyla bağlanmıştır. O yüzden bundan... Bu daireden çıkan havada uçsa uymayın, denizde yürüse uymayın,
Hı. Dünyayı, cenneti gösterse size uymayın Deccal'dır. Çok güzel. Hocam peki kaynak şey var. Mı? Evet, çok güzel. Bir izleyicimiz diyor ki Hakan Bey, 15 Temmuz'dan sonra ehli sünnet, tarikat ve cemaatlere bilinçli bir saldırı yapılmaktadır diyor. Hocamız ne diyor? Hani ya bu işi bilmeyenler, şimdi siz çok güzel bir yere oturttunuz. Bilmeyenler diyor ki abi size dememiş miydik, bak bunlar dini bir grup, ele geçiriyordu. O halde hepsi gitsin şimdi bunlar. Şimdi ben onu, yani o buradan geçişli bir konu. Şimdi efendim, burada biz diyoruz ki ben Mahmud Efendi'yi dinler miyim? Dinlerim. Hı hı. Her dediğini dinler miyim? Dinlerim. Hı hı. Nasıl her dediğini dinlersin ya? Dinlerim ya. Şöyle dinlerim. Peki Mahmud Efendi sana git dedi şu adamı öldür. Öldürür müsün? Öldürmem. Hı. Vur dedi vurma. Hı hı. Hani her dediğini dinlerim dedi, evet, demiştin. Evet. Çünkü Mahmud Efendi bana baştan açık çek vermiş. Ne dedi hocam? Demiş ki bana, bana değil bütün ümmete yani, söylemiş. Evet, demiş ki benim olarak Kur'an'a, sünnete, hı-hı, muhalif düşen bir şey söyledim görürseniz beni terk edin. Hatta demiş ki 4000 sünneti var Resulullah Efendimiz'in. 4 sünneti bile terk ettiğimi görürseniz arkamda namaz kılmayın demiş. Siz de burada diyorsunuz bu söylediklerim esastır. İleride Allah korusun benim de hani. Belki ben şimdi diyorum ehli sünnet haktır. Hı-hı. Yarın diyelim ki birileri gibi Şia beni de bağladı. Hı-hı. Allah muhafaza. Ama bu dediğim yani söyledi. Beni çağırdılar diyorsun. Kum kentine özel, hı-hı, görüşmelere geldi, hı-hı, evet, sefir. Ya siz de bunu diyorsunuz, ha, değil mi? Menettin'den de davet aldık. Evet. İran'dan da aldık. Hı-hı. Ama satmadık dinimizi, davamızı. Evet. Satmadık. Evet. Hapse de girmeye razı olduk. Ölüme de razı olduk. Satmadık. Hı-hı. Satanlardan olmadık. Evet. İşte bir Amerika'ya sattı. Öbür kaç tane ismini vermeyeyim şu anda Türkiye'de dolaşıyor. Ebu Bedir Sıddık'a sahabeye kafir diyor. Hı hı. İran'a gidip duruyor. Evet. Şimdi adam tarikat şeyhi kadiriyim diyordu. Hı. Tarikat şeyhini bırak Müslümanlıktan çıktı. Evet. Adam sahabeye diyor peygambere verdiği sözü bozdular. Ebu Bekir'e biat ederek hepsi kafir oldu diyor. Sizin ölçünüz bu değil mi hocam? Şimdi bizim ölçü bu. Mahmud Efendi bana demiş ki, hı hı, Kur'an'a sünnete aykırı bir şey dersem yapmayın. Şimdi bana dedi ki farz-ı muhal demez ki. Ya demez ama farz-ı muhal. Biz sahabe bile masum, hı hı, demediğimize göre. Evet. Sahabe bile masum değilse ben Mahmud Efendi Hazretlerine masum diyemem. Evet. Evliya mahfuzdur. Korunur. Cüneyi Bağdadi'ye sordular ki adam Arif-i Billah makamına gelse. Hı. Yani Cüneyi Bağdadi işi çözen noktadır. Evet. Arif-i Billah yani Allah'ı bilen artık. Alim-i Billah değil yani. Hı hı. Tanıyan yani. Hı hı. İlim başka, marifet başka. Evet. Arif-i Billah olsa zinaya düşebilir mi? Cüneyi Bağdadi dedi ki ve kâne emrullâhi kaderan mektûra. Kaderde varsa başına gelir. Allah'ın işleri yazılmış bitmiştir. Hı hı. Sonra tevbe eder döner. Tevbe kapısı açıktır. Velayet makamından düşebilir. Çünkü peygamber düşmez. Masum. Hiçbir, hı, peygambere Allah azletmemiştir. Evet. Ama bazı veliler var. Belan ne oldu? Bersisa ne oldu? Evet. 220 sene göz açıp kapayacak kadar günahsız adamdı Bersisa. Hı hı. Benim içki kumarla ilgili kitabımda 3-4 sayfa kıssasını tercüme ettim tefsirlerden. Evet. Okusunlar. Yani şimdi burada vaktimiz yok kıssalara, evet, girme. O zaman Arif-i Billah olsa bile zina etmesi düşünülebilir mi yani? Hı hı. Ama bak şimdi Resulullah Efendimiz'in zina etmesi düşünülebilir mi dediğin zaman bana asla diyorum. Sahabeden biri zina düşebilir mi? İhtimal var mı diyorsun? Asla diyemiyorum sahabe, hmm, için bile. Masum değil. Sadece peygamberler masum. Sadece peygamberler masum. Şimdi o zaman Mahmud Efendi Hazretleri bana böyle bir şey demez. Demedi. Hiçbir şey rahatsızlık görmedim. Farz-ı muhal yani. Oldu ki dedi. O zaman ben yine onu dinlemiş oluyorum. Niye? Beni dinleme dediği sözünü dinliyorum. He. Çünkü neden? Evet. Açık çek verdi. Evet. Çünkü ben hıyar alırken seçiyorsam, kabak alırken, karpuz alırken böyle tak tak vuruyorsam, bir adama bağlanırken de manyak gibi gidip Mehdi Mesih diye bağlanmam. Evet. Aklımı da kiraya vermem. Mürşidi bulacaksan, Kur'an'a sünnete uyan adama mürşit diye bağlanacaksın. Ölçü bağlandıktan bu. Sonra da uyuyacaksın tabii. Evet. Niye? Çünkü o adamın ayarı kaçmaz. Evet. Zaten adam sana diyor ki baştan, uymadığımı görürsem beni bırak diyor. Evet. Değil mi? Zaten ölçüyü. Ama bunlar ne diyor? Hocamızın her dediğinde bir hikmet var. Bombalayın dedi mi bombalayın. Evet. Öldürün ki öldürün. Neden? O Mehdi, Mesih veya şu veya bu ne mi? Yahu Hazreti Mehdi Kur'an sünnete bağlı ya. Hı hı. İsa aleyhisselam bile gelecek. Bir peygamber oğlu hadisi. Enzirü fikum ibni Meryem. Buhari hadisi. Hı hı. Meryem'in oğlu inecek. Hakemen Musa adaletle hükmedecek. Dünyayı adaletle dolduracak falan. Haçları kıracak. Hı hı. Ama diyor cizyeyi kaldıracak.
Şimdi insanlar diyorlar ki ya bu şimdi peygamberlik dönemi bitmiş. Hı hı. İslam'da cizye var. Yani kafirlerle savaşta ya Müslüman olurlar veya cizye verirler İslam evet. devletine. Hı hı. Cizye verirlerse savaş durur. Cizyeyi kabul ederlerse. Müslüman olmayı zorlayamayız. Evet. Cizye verene zorla Müslüman etme diye bir şey yok. Evet. Kur'an'da şıkları sunuyor. Hı hı. İşte efendim cizyeyi de şart efendim hatta yurtul cizyete anyedi. Elleriyle gelecekler cizyelerini ödeyecekler buyuruyor. Şimdi İsa Aleyhisselam nasıl cizyeyi kaldırıyor? Veya zarur cizyete. Cizyeyi kaldıracak diyor. Şimdi o zaman alimler diyor ki İsa Aleyhisselam yeni bir şeriatla gelmiyor. Yeni bir peygamber olarak gelmiyor. Onun hükmü, kitabı mensuh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmet ona olarak geliyor. Olarak. Onun dinini hükmettirmek, dünyaya hakim etmek için geliyor. O zaman cizyeyi kaldıracağını Resulullah niye söyledi? Yani benim şeriatımda cizye o inene kadardır. O indikten sonra cizyeyi kaldıracağını şimdi ben söylüyorum diyor. Ha, zaten yine Hazreti Peygamber'in yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ittibakmış oluyor. Evet, evet. Hal böyle olunca Kur'an ve sünnet herkesi bağlar. Evet. İsa aleyhisselam gelse şimdi bağlar. Levkâne Musa hayyen fî zemeni mâ ve si'ahu illettibâ'i. Musa gelse benim zamanımda hay olsa, hayatta kalsa bana uymaktan başka imkanı yok. Evet. Mecburdur diyor bana uymak. Sen kimsin FETÖ'sünde Resulullah'a uymadan, Resulullah Efendimiz milleti Müslüman'ı öldürün der mi? Bir insanı öldürse bütün dünyayı öldürmüş gibidir. Öldürmeye fetva verdi ya. Evet. Akıl, sır, mantık almaz. Belki Rum olsa acırdı, belki Yahudi olsa acırdı. Belki. Değil mi yani? Belki. Belki yani. Ya bundan ne merhametsiz, ne şakavet, ne evet. bedbahtlık, evet. ne melunluk yani. Böyle bir şey görülmemiş. Evet. Ama işte bu mantık, evet. demin dediğiniz düz mantık yani şu... Hocam ne derse, doğrudur mantığı. Şeyhim, üstadım ne derse bir hikmeti var. Yok öyle bir şey. Evet. Kur'an'a uymayanın hikmeti olmaz, illeti olur. Ya Allah cana kıymak haram diyor. Biz sineği öldüremiyoruz ya. Değil mi? Sivri sineği öldüremiyoruz ya. Evet. Biraz çocukken falan öldürürdüm ya. Şimdi şu anda sivri sineği de öldüremiyorum. Tedbirimizi alalım, sineklik yapalım evet. veya bir ilaç koyalım veya bilmem ne böyle yapıyorum. Evet. Hem de böyle yapmıyorum ki böyle. Yavaş yavaş. Değil mi? Tabii. Sivrisineği öldüremiyoruz ya. Bu ne ya? Evet. Bütün milleti öldürecek, ellerine de öldürecektiler ya. Tabii yani. Ya öyleysin 240 evet. kişiyi öldürmekten tabii, tabii. 240 milyonu öldürmek farkı yok. Farkı yok evet. Bir kişi bütün dünyaya bedel. Bir Müslümanın kanına giren diyor artık dininde onun genişlik kalmaz. Allah onu mutlaka azap edecek. Evet. Birçok hadis-i şerif var. Ama şimdi burada adam kendini neye ikna etmişse ondan sonra milleti de bu nasıl hipnotizma nasıl bir ikna ama hep bunlar okuyanlardan çıkıyor. Ben bu hafta Perşembe sohbetinde bizim Ahmet Yesevi Derneği'nde dedim ki arkadaşlar ne var? İyi ki okumamışsınız dedim. Baktılar böyle ya dedim ortalamanıza baksak profesör bir tane zor çıkar. Bir tane vardı gerçi. Geri kalan hepsiniz benim gibi dedim ilkokul ortaokul. Niye? Peki ben size şimdi desem ki dedim ya yarın 4 vakit kılın. Bir vakit yarınki günde yok namaz. Desem uyar mısınız? Vallahi hepsi kazan kaldırdı. Ne konuşuyorsun dersiniz? İlk okumamışsınız dedim ya. Profesör olmuşlar, general olmuşlar, tuğgeneral olmuşlar. Hepsi okumuşlar ama öldür dediğini öldürüyorlar. Hocam Yunus Emre'nin dediği gibi hani ya bu nice okumaktır diyor kendini bilmedikten sonra. Ama insanlara evet, söylüyorum. Evet. Benim hocamdır, şeyhimdir diye Kur'an'a sünnete muhalif olan şeylerde itaat yoktur. La ta'atel mahlukin fi ma'siyetil halik. Yaratana isyan varsa hiçbir yaratılmışa itaat olmaz diyor hadis-i şerif. Evet. Bu hiçbir yaratılmış diyor ya. Evet. Peygamberlerin zaten bu tehlike yok. Evet. Masum olduklarını. Evet. Geri kalanda da sorgulamak. Sorgulamak lazım. İcap eder. Evet. Sorgulama da ne gerek var? Kabak gibi haram yani. Adama sık diyor. Evet. Yani bunun neyini sorgulayacaksın? En cahili bilir ki evet. adam öldürmek haramdır. Evet. Bunu neyini sorgulayacağız? Fetvacı mı arayacağız ya? Sizin bunu söylemeniz gerçekten önemli. Çünkü hakikaten bu konularda belli bir ölçü olmalı. Dediğiniz gibi çok net, sarih biçimde anlattınız. Ölçü budur. Hocam müsaadeniz olsa bir araya gidelim. Aradan sonra devam ederiz. Değerli izleyenler şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.